Günaydın. Saatler 9'u gösteriyor ve Ajans Bugün başlıyor. Saatler 13'ü gösterene dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemin sıcak başlıklarını an be an sizlere aktaracağız. İlkiyle başlayalım. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü bahane edilerek Kadıköy'de düzenlenen yasa dışı gösterilerle ilgili gözaltına alınan 23 şüpheliden ikisi tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili ayrıntıları Mehmet Karataş'tan alacağız şimdi. Mehmet. Evet Perişanlı, 2 Şubat'ta yasa dışı eylemi gerçekleştirmek istedikleri Kadıköy'de aslında toplamda 105 kişi gözaltına alınmıştı. Ancak emniyetteki işlemlerinin ve ifade alımlarının ardından 82'si serbest bırakılırken 23 kişi de gözaltındaydı ki dün savcılığa sevk edilmiş ve savcılıkta bu 23 kişi şüpheliden 10'unun tutuklanması talebiyle 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etmişti ve hakimlik ise bu 10 şüpheliden ikisinin tutuklanmasına karar verirken diğer ikisini hakkında da konutu terk etmeme ve yurt dışı yasağı koydu ve aynı zamanda 6'sı için de yurt dışı çıkma yasağının olmasıyla birlikte bu adli kontrol şartıyla serbest bırakırken diğer 13 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve böylece Boğaziçi Üniversitesi'nde çıkan bu olaylar kapsamında toplamda 4 şüphelinin, 4 kişinin tutuklandığını sizlerle paylaşmış olalım. Evet, şu an itibariyle buradaki son atmosferi de sizlerle paylaşalım ki şu anda polis ekipleri tekrar bu noktaya geldi ki şu anda hem güvenlik görevlileri geliyor hem de polis ekiplerinin bu noktada tedbiri elden bırakmadığını sizlerle paylaşalım. Özellikle de gözaltına alınanlar arasında, daha doğrusu bu provokasyonu gerçekleştirenler arasında özellikle bazı terör örgütleriyle temaslı olanlar var. İşte bu noktada hem öğrencilerin güvenliği hem de buradaki herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için de polis ekipleri bu noktada nöbet tutmaya devam ediyor diyelim ve Perişanlı söz tekrar size bırakalım. Mehmet Karataş'a teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz sıradaki başlığımızla. Boğaziçi'ni bahane edip Türkiye'yi karışıklığa sürüklemek isteyenler yine iş başındaydı. İstanbul Kadıköy'de yasağa rağmen HDP milletvekilleriyle yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti ve 65 kişi gözaltına alındı. HDP milletvekillerinin yolu trafiğe kapatması vatandaşın tepkisine neden oldu. Kadıköy'de yasağa deldiler, HDP milletvekilleriyle birlikte yürüyüş yapmak istediler. HDP'nin çağrısıyla Kadıköy'de toplanan bir grup Söğütlü Çeşme Caddesi'ne çıkıp yürüyüş yapmak istedi. Kaymakamlığın toplanma ve gösteri yürüyüşü yasağını hatırlatan polis grubun dağılmasını istedi. Ancak yürüyüş yapmakta ısrar eden gruba polis müdahale etti. HDP milletvekilleri Muazzez Orhan Işık ve Saliha Aydeniz bir İETT otobüsünün önüne oturarak yolu trafiğe kapattı. Polis yolu açmak için yoğun bir çaba sarf ederken trafikte beklemek zorunda kalan vatandaşlar HDP milletvekillerine tepki gösterdi. Polisin yaklaşık bir saatlik ikna çabasının ardından HDP milletvekilleri otobüsün önünden kalktı ve trafik normale döndü. Olayda 65 kişi gözaltına alınırken şahıslar sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın provokatörlerin rektörlük binasını işgal girişimine ilişkin hazırladığı rapor ortaya çıktı. Raporda rektörün 5 saat makamında alıkoyulduğu, aracının lastiklerinin indirildiği belirtildi. Rektörü 5 saat makamında alıkoydular. Makam aracının lastiklerini indirdiler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın provokatörlerin rektörlük binasını işgal girişimine ilişkin hazırladığı rapor ortaya çıktı. Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasına yönelik işgal girişiminde bulunan provokatörlere yöneltilen suçlamalar belli oldu. Savcının tespitine göre saat 16.45 sıralarında yaklaşık 50 kişilik grup Güney Kampüs ana kapısından gelerek rektörlük binasında toplandı. Grup sloganlar ve alkışlarla rektörlük binasını ablukaya almaya çalıştı. Bu esnada rektörlük makamına ait aracın lastiklerini indirdiler. Öğrencilerin rektörlüğe girmeleri engellendi. Rektörlük kapısına dayanan provokatörlere özel güvenlik görevlilerince müdahale edildi. Sonrasında da çevik kuvvet görevlileri tarafından grup dağıtılmaya çalışıldı.
Provokasyona devam eden ve uyarılara direnen 51 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık raporunda rektörlük çalışanlarının ifadelerine de yer verildi. Provokatörlerin rektörlük binasını kuşatması nedeniyle çalışanların binadan çıkmaları 17'den 22'ye kadar, yani tam 5 saat engellendi. Olayların kamera görüntüleriyle birlikte tutulan polis raporlarında da güvenlik güçlerine yapılan saldırılar detaylı bir şekilde yer aldı. Polisin uyarılara uyulmamasının ardından olaylara müdahale ettiği ve müdahale sırasında polis kalkanlarının da zarar gördüğü öğrenildi. Başkan Erdoğan bir ay aradan sonra Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmede liderler yeni anayasayı ele aldı. Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir. İki liderin gündeminde yeni anayasa vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. Görüşme, Başkan Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısından 4 gün sonra gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 1 saat sürdü. İki lider, yeni anayasanın hayata geçirilmesi için izlenecek yol haritası noktasında görüş alışverişinde bulundu. Yeni anayasa çalışmasına hiç şüphesiz Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla birlikte öncülük edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın meclisteki sandalye sayısı 337. Yani anayasayı değiştirecek sandalye sayısına sahip çoğunlukta değil. Ancak anayasa değişikliği için 400, referandum için 360 vekilin desteği gerekiyor. İfade etmek isterim. İki liderin gündemindeki bir diğer başlık da Cumhur İttifakı'nın genişlemesiydi. Başkan Erdoğan bir süredir bu kapsamda temaslar yürütüyordu. Liderler güncel siyasi gelişmeleri de değerlendirdi. Boğaziçi Üniversitesi üzerinden yapılan provokasyonlar da ele alındı. İki lider son olarak 5 Ocak'ta MHP lideri Bahçeli'nin konutunda bir araya gelmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tekrar anayasayı tartışma vakti gelmiştir diyerek aslında yeni anayasa için ilk sinyali vermişti değerli izleyenler ve dinleyenler. Bu kapsamda da MHP lideri Devlet Bahçeli ile ikinci bir görüşmeyi gerçekleştirdi ve bu konuyu detaylandırdılar. Peki yeni sivil anayasanın çerçevesinde neler olacak? İlk sivil anayasaya ilişkin olması beklenen başlıklar neler? Sizler için hazırladık, onları aktaracağız. Millet iradesiyle yapılmış ilk anayasa olacak deniyor. Yeni anayasa hayata geçirilebilirse millet iradesiyle yapılmış ilk sivil anayasa olacak ve buna bağlı olarak da giriş bölümünden maddelerine kadar her şey sivil ve milletin iradesine dayanan yönünü ortaya koymuş olacak. Bir diğer başlıksa başkanlık sistemi, yeni anayasa önerisinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tartışmaya açılmayacak. Bununla ilgili bazı muhalefetten gelen bazı eleştiriler vardı. Acaba Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tartışılır mı, yeniden gündeme gelir mi diye. Tartışmaya açılmayacak. Tam tersine eski sistemden kalan bazı uygulamalar Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yeniden düzenlenecek deniyor. Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi sunabilecek. Cumhurbaşkanı'nın bazı konularda meclise yasa teklifi hazırlayıp sunabilmesi önemli bir ayrıntı. Denetim yetkili sayısı artabilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim yetkisinin belli konularda arttırılması gündeme gelecek ilk sivil anayasayla birlikte. Anayasa Mahkemesi, yüksek yargı ve yargı bağımsızlığı başlığı da son başlık. Yüksek yargı, yargının bağımsızlığının güvence altına alınması, Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sistemine göre yeniden dizayn edilebilecek bu başlık altında ve yeni sistemde pürüz yaratmaya devam eden yönler de yenilenebilecek deniyor ayrıntısında. Peki anayasa çalışmalarında nasıl bir yol izlenecek? Muhalefetten acaba destek gelecek mi? Dün akşam Memleket Meselesi programında uluslararası hukuk uzmanı Selami Kur'an bu konuları değerlendirdi. Ayrıntılarına bakalım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeni bir anayasayı tartışma, tırnak içinde söylüyorum, tartışma vakti gelmiştir ifadesini çok anlamlı buluyorum. Çünkü bütün sosyal kesimlerin, bütün toplumsal kesimlerin katılımıyla böyle bir anayasal sürecin başlayacağı noktasında bir açıklama yapıyor. Dolayısıyla aslında bütün sosyal, Türkiye'deki bütün sosyal kesimleri, yani kutuplaşmayı sona erdirecek,
bütün farklı siyasi, sosyal grupların da sürece dahil edilmesi yönünde bir çağrı olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında ben bir hukukçu akademisyen olarak ve bu ülkenin bir vatandaşı olarak özellikle yeni bir sivil demokratik anayasanın artık bir tercih değil, bir zorunluluk olduğu kanaatindeyim. Aslında son 60 sene Türkiye'nin hukuk düzeninin darbeler tarihinin ürünleri üzerinde inşa edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu birinci sebep, yani darbeler tarihinin hukuk düzenine vermiş olduğu bu ürünlerin sivil iradeyle toplumun tüm kesimlerinin de katılacağı bir süreçte ortadan kaldırılması gerekir. İkinci önemli husus, özellikle 2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli reformu yapıldı. Yani yönetim sistemi değiştirildi. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yeni bir anayasanın oluşturularak mevcut anayasa ile hukuki ve siyasi çelişkilerinin ortadan kaldırılması lazım. Yani bu çok önemli siyasal hukuki bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü önemli, ki en az ikisi kadar da önemli olduğunu düşünüyorum, hem değişen dünya düzeni hem de Türkiye'deki değişen siyasal, sosyolojik ve ekonomik şartlara uygun yeni bir siyasi temel iradenin hukuki metninin oluşturulması lazım. Yani bu üç sebepten dolayı artık yeni bir anayasanın yapılması kanaatimce artık bir tercih değil, bir zorunluluk, bir mecburiyet olarak karşımıza çıkıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partideki istifa depreminin ardından ilk kez konuştu. CHP'nin, HDP'nin gölgesinde siyaset yaptığını iddia eden vekillere tepki gösteren Kılıçdaroğlu, CHP Atatürk'ün yolundan şaşmamıştır, ahlaklı olacaksınız diye seslendi. HDP'nin gölgesinde, dostlarının dizinin dibinde, iktidarın güneşini arayan Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldik. Ahlaklı olacaksınız. Ahlaklı zeminde bir siyaset yürüteceksiniz. İstifa depremiyle sarsılan CHP'de kriz her geçen gün derinleşiyor. Gözlerin çevrildiği Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partiden ayrılan milletvekilleriyle ilgili günler sonra sessizliğini bozdu. Tansiyonu daha da yükseltecek açıklamalara imza attı. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün gösterdiği istikametten sapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Atatürk'ün yoluna dönene kadar istifa ediyoruz. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin inandığı yoldan, kurucu değerlerden ve bu ülkenin değerlerinden vazgeçtiğini düşünemez. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kim mi yönetiyor? Cumhuriyet Halk Partisi'ni Cumhuriyet Halk Partililerin seçtiği kadrolar yönetiyor. İstifa eden milletvekillerini hedefe koyan Kılıçdaroğlu, Atatürk, HDP, FETÖ ve PKK eleştirilerine de sert tepki gösterdi. Işığımız Öcalan diyen kumpas tetikçilerini Cumhuriyet Halk Partisi için şans görebilen yöneticilere, Atatürk'ü alenen soykırımcı olarak niteleyen HDP yönetimine ses çıkaramayan yöneticilere, partimizi yıpratan skandallar zincirlerine geldik. HDP'li bir kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yönetirken beyefendiler rahatsız olmuyor da HDP bir parti olarak bizi ziyarete gelince mi rahatsız oluyorlar? CHP'li bazı belediye başkanları ve medyaları İstanbul Gazi Osman Paşa'daki bakkallar üzerinden algı oluşturmak istedi. CHP'lilerin vatandaş veresiyeye muhtaç bakkallarsa borç içinde yalanına en net cevap bakkallardan geldi. Size hiç öyle evde çocuğum aç abi falan diye gelen oluyor mu? Yok, biz öyle gelen olmuyor. Şuna ihtiyacım var abi, şu gün vereceğim abi diyen insanlar oluyor. Onlar da biz yıllardır bu mahallede esnaflık yaptığımız için her şekilde yardımcı oluyoruz yani. Öyle durum şu ana kadar ben duymadım. A Haber'in mikrofon uzattığı bakkal esnafı bir yalanı daha çürüttü. CHP yanlısı medya organlarının bakkallar üzerinden yaptığı vatandaş muhtaç şeklindeki haberlere tepki geldi. Kesinlikle aç insan yok. Hiç inanmıyorum. Ben işten gelmedim ama ben öyle çok durum düşük olan da hiç görmedim yani açık ve net olarak. Çünkü devlet sağ olsun onları gözetliyor bir şekilde. CHP'li bazı belediye başkanları ve medya organları bu kez de bakkallar üzerinde devreye girdi. Gazi Osman Paşa'daki bir esnaf üzerinden vatandaş veresiyeye muhtaç, bakkallarsa borç içinde algısı yapılmaya çalışıldı. Bizim mahallemizde böyle bir aç insan varsa ben alacağım ekmeğini, söz veriyorum. Varsa.
O Büyükşehir Belediye Başkanı'nı gördü. Onun için öyle konuşmaya başladı. CHP medyasının bu ifadelerine bakkal esnafı ve vatandaşlar cevap verdi. Söylenenler algıyı bir kez daha çürüttü. Bu mahallede yok. Öyle bir şey yok. Herkes altında arabası, evi, her şeyse elinde telefon var, her şeyse var. Süper. Hani bir aç olan yok. Yani ben şahit değilim. Ben 22-23 seneden beri buradayım. İlla ki müşterilerimizin bizden böyle talepleri oluyor ama öyle denildiği gibi millet açlıktan kırılıyormuş gibi ya da buna muhtaçlarmış gibi değil yani durum. 20 yılla yakındır aşağı yukarı burada olduğum için herkesi tanıyorum. Yani şuradan gelip de benim kapımdan boş hiçbir kimseyi çevirmedim. Maaşını alınca geliyor ödüyor tekrar alıyor. Ha, güvenmediğime de vermiyorum açıkçası. Başladı başkanım başkanım deme. Aç insansan başkanım niye diyorsun? Ben açım kardeşim. Açsan biz el atalım. Kimse o ben kirasını da vereceğim söz veriyorum. Koronavirüs pandemisinde Türkiye'deki son duruma bakacağız. 4 Şubat itibariyle son 24 saatteki verileri aktaracağız sizlere. Dün itibariyle toplamda 145.067 test yapılmış değerli izleyenler ve dinleyenler. Dünkü vaka sayısı, son 24 saatteki vaka sayısı yani COVID-19 testi pozitif çıkanların sayısı 7.909 kişi. Toplam hasta sayısı 627'yi gösteriyor dün itibariyle. Vefat sayısı maalesef ki 113 ve dünkü iyileşen sayısı yani COVID-19'dan artık taburcu olmuş, hastalığı bitmiş ve karantina süreci sona ermiş kişilerin toplam sayısı da 8.815 rakamını gösteriyor. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz ve konuyla ilgili ayrıntılara şimdi haberimizde bakıyoruz. Bir günde 7.909 yeni vaka, 113 can kaybı. Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre son 24 saatte 145.067 kişiye koronavirüs testi yapıldı. 7.909 kişinin testi pozitif çıktı. 113 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 627 olarak açıklandı. Son 24 saatte 8.815 kişi daha koronavirüsü yendi. Ve toplam iyileşenlerin sayısı 2.396.199'a yükseldi. Ağır hasta sayısı da 1501 oldu. Bugüne kadar yapılan test sayısı 30.206.504'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 2.508.988, vefat sayısı da 26.467 oldu. Bu hafta yatak doluluk oranı %45,4, ventilatör doluluk oranı %27,1, filyasyon oranı ise %99,9 olarak gerçekleşti. Şartlar uygun olursa 15 Şubat'ta öğrenciler için ders zili çalacak. Öncesinde ise okullarda alınacak tedbirleri Sağlık Bakanlığı paylaştı. Buna göre uygun şartları taşıyan sınıflarda aynı anda en fazla 15 öğrenci bulunabilecek. Tüm sınıfların ise aynı anda teneffüse çıkması engellenecek. İşte Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı o tedbirler. Sağlık Bakanlığı şartlar uygun olursa 15 Şubat'ta çalacak dersleri öncesi okullarda alınacak tedbirleri belirledi. Buna göre uygun şartları taşıyan sınıflarda aynı anda en fazla 15 öğrenci bulunabilecek. Sınıflar, çalışma salonları, yemekhane ve kantin gibi toplu kullanım alanları, sosyal mesafenin korunması amacıyla kişiler arasında en az 1 metre olacak şekilde düzenlenecek. Sınıflarda oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde olmayacak. Çapraz oturma planı uygulanacak. Temaslı takibi için öğrencilerin sürekli aynı yerde oturması sağlanacak. Sınıfta yüksek sesle aktivite yapılmayacak. Öğrenciler mümkünse aynı sınıflarda ders görecek ve teneffüsler sınıflar arasında sırayla yapılacak. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilecek. Öğrenciyi her gün aynı velinin bırakması ve alması istenecek. Mümkünse büyük anne büyük baba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanlar öğrencileri bırakıp alamayacak. Öğrenciler yemeklerini kumanya şeklinde sınıflarda aynı grup içinde yiyecek. Almanya'da vefat eden iki vatandaşın cenazesi Türkiye'ye gönderildiği sırada karıştı. Yanlışlıkla Trabzon'a defnedilen Elazığlı vatandaşın cenazesi yakınlarının durumu anlamasının ardından mezarından çıkarılarak memleketine defnedildi. Allahu Ekber!
Defnedildikten sonra cenazelerin karıştırıldığının anlaşılması üzerine mezardan çıkartılarak memleketine gönderildi. Yavaş, dikkatli olmayı seven. Almanya'da safra kesesi ameliyat olduktan sonra geçirdiği enfeksiyon sonucu hayatını kaybeden Elazığlı Mehmet Zeki Yıldırım'la koronavirüsten hayatını kaybeden Trabzonlu Mustafa Özdemir'in cenazeleri Türkiye'ye gönderilirken karıştırıldı. Yanlışlıkla Trabzon'a gönderilen Yıldırım'ın cenazesi yine Almanya'da hayatını kaybeden Özdemir'in yakınları tarafından Akçabat ilçesinde toprağa verildi. Yıldırım'ın yakınları defin öncesi tabutu açınca Trabzonlu Mustafa Özdemir'in cenazesiyle karşılaştı. Gönderilen cenazenin kendi yakınlarına ait olmadığını tespit eden aile, iletişime geçtikleri cenazeyi taşıyan firmadan cenazelerinin bulunmasını istedi. Elazığlı vatandaşın cenazesinin yanlışlıkla Trabzon'da defnedildiğinin anlaşılması üzerine Yıldırım'ın cenazesi mezardan çıkarıldı. Gönderildiği Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Allahu Ekber! Elazığ'dan Trabzon'a gönderilen Özdemir'in cenazesi ise koronavirüs tedbirleri kapsamında Akçaköy mahallesinde toprağa verildi. Koronavirüs salgınından önce bir kaza sonucu beyin travması geçirdi. 10 ay hastanede komada kaldı. Bu sürede 2 defa da COVID-19'a yakalanan Joseph Fileville uyandı. Virüsü 2 defa yenen gencin salgındansa haberi yok. 2 kere koronavirüse yakalandı ancak salgından haberi yok. O 19 yaşındaki Joseph Fileville. İngiltere'de geçen yıl evinin önünde araç çarpması sonucu beyin travması geçiren Fileville 10 ay komada kaldı. Hatta hastanede kaldığı süreçte 2 kez de koronavirüse yakalandı. Ve Fileville uyandı. Ancak COVID-19'u 2 defa yenen genç salgını bilmiyor. İyileşme belirtileri gösteren Fileville henüz konuşamıyor. Yalnızca sorulanlara gözlerini kırparak evet ya da hayır şeklinde cevap veriyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanlığı'nda briefing aldıktan sonra başkanlık dönemindeki ilk dış politika mesajlarını verdi. Rusya'ya yönelik sert ifadeler kullandı. Yemen'de Suudi Arabistan'a verilen askeri desteğin durdurulduğunu açıkladı. Amerika geri döndü. Amerika geri döndü. Diplomasi geri döndü. Amerikan Başkanı Joe Biden dış politikaya dair ilk mesajlarını verdi. Biden'ın hedefinde Rusya ve Çin vardı. Biden, Rusya'nın agresif eylemleri karşısında Amerika'nın boyun eğme dönemi sona erdi dedi ve Moskova'nın meydan okumalarının farkındayız ifadesini kullandı. Rus muhalif lidere verilen hapis cezası da Amerikan başkanının gündemindeydi. Başkan Biden, Rusya'nın Navalny'yi koşulsuz olarak hemen serbest bırakmasını istedi. Joe Biden, Amerika'nın Yemen'de Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği durdurdu. Yemen'deki savaş sona ermeli dedi. Biden konuşmasında müttefiklerle daha yakın ilişki içinde olunacak mesajı da verdi. Biden, Trump döneminde alınan Almanya'daki askerleri geri çekme kararını ise durdurdu. İngiltere Dışişleri Bakanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bir araya geldi. Görüşmede adadaki çözüm sürecine ilişkin atılacak adımlar görüşüldü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bir kez daha iki devletli çözüm vurgusunda bulundu. Şimdi bu görüşmenin ayrıntılarını Rıza Açıkgöz'den alacağız. Sözü Rıza'ya bırakın. Birleşik Krallık İngiltere Başbakanı, düzeltiyorum, Dışişleri Bakanı Dominic Raab dün görüşmeleri yapmak için Kıbrıs Adası'na gelmişti. Dominic Raab yapmış olduğu Nikos Anastasiadis görüşmesinin hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ikili görüşmede bulundu. Aslında görüşmeyi 3 ayrı konu başlığı altında toplayacak olursak, İlk konu İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışından sonra nasıl bir yol izleyeceği ve
ikili ticari ilişkilerde nasıl bir ticari gelişme sağlanacağıyla ilgili bir gelişmeydi. Hemen ardından dünyayı kasıp kavuran COVID-19 vakalarıyla ilgili görüşmeler yapıldı ve Oxford Üniversitesi'nde bulunan aşıyla alakalı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Rum yönetimine aşı sözü verildiğini anımsatarak o aşıdan bizler de istiyoruz diyerek hakkına düşen payı istediğini talep etti. Ama asıl konu Birleşmiş Milletler nezdinde yapılacak olan görüşmeydi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 5 artı Birleşmiş Milletler toplantısında koyacağımız vizyonu Sayın Dominik Rapp'a anlatarak Kıbrıs'ta adil, gerçekçi, sürdürülebilir bir uzlaşı ancak iki devletin egemen eşitliği, uluslararası statü temelinde işbirliğini içeren yeni bir zeminde olabileceğini anımsattı. Cumhurbaşkanı gelinen aşamada 50 yıldır devam eden müzakere sürecinde federal yapıda artık bir şeyin olamayacağını ve Kuzey Kıbrıs halkının bir 50 yıl daha kaybetmesinin mümkün olmadığını dile getirdi. Ersin Tatar, federasyon zemininin çökmesinde en büyük nedenin bu toplantı olduğunu, Rum liderin tek yanlı olarak ele geçirdiği statikoyu paylaşmak istemediğini ve yarım asırda süren süreçte en net şekilde ortaya koyduğunu, bunun yanı sıra Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplumu dışlamak, her alanda engellemek, izolasyon altında tutarak bu izolasyon altında ezilmesi için her türlü desteği verdiğinin açıklamasını yaptı. Toparlayacak olursak, dün Dominik öncesinde 2016 yılından beridir ilk defa resmi bir ziyarette bulunmuştu. Ve bu ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamalarına göre gayet samimi bir şekilde açıklamalarda bulundu. Ve çok samimi olarak bizi karşıladı dedi diyelim ve sözü tekrardan merkezde bırakalım. Van'da 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Felaketin ardından kar altındaki aracından kurtulmayı başararak başkalarının hayatının da kurtulmasını sağlayan iş makinesi operatörü o gün yaşananları anlattı. Efendim abla ben iyiyim, ben iyiyim. Tam da o dağdan kopan çığ bir anda bu yola düştü. Yolda bulunan iş makinesi ve minibüsü önüne katarak tam da bu noktaya kadar getirdi. Yaklaşık olarak tam 40 metre minibüs ve iş makinesini şuraya dere yatağına attı. Yoğun fırtına ve tipi vardı. Makineye koştum, makineye bindim, kapıyı kapatmamla ikinci çığ vurdu bize. Çığ faciasının kahraman operatörü o anları anlattı. İkinci çığ vurduğu zaman tabii bu arada makine devrilmişti, bayılmıştım. Kafamı oynattım, sol camı gördüm, küçücük bir cam, yani bir 30-40 santimlik bir cam. Camda çok küçük bir ışık görünüyordu. O ışık sayesinde kurtuldum. 4 Şubat 2020 tarihinde Van Bahçesaray Karayolu üzerinde ard arda iki çığ meydana geldi. Aracıyla kar altında kalan iş makinesi operatörü Bahattin Karagül kendi çabasıyla kurtulmayı başardı. Ardından da 1 kilometrelik yolu yaralı halde yürüdü. Çekici buldum, camı kırdım. Çekicin sapıyla karı delip dışarı çıktım. Kar altında kalan vatandaşlar için yardım isteyen kahraman operatör 7 canın kurtarılmasına vesile oldu. Dışarıya çıktığımda fırtına ve tipi daha yoğun bir şekilde devam ediyordu. Yolu bulmaya çalıştım. Bahçesaray'a gitmek için zincirlerini takıp gitmeye çalışan bir minibüs vardı. O denk geldi Allah'tan. Onu buldum. Olayı anlattım. İletişime geçebileceğimiz bir yerlere yetiştirmeye çalıştırdılar. Yetiştirdiler. Her tarafa haber verdik. Çığ felaketinde ölenler arasında Bahattin Karagül'ün tanıdığı kişiler de vardı. Bunu belki yıllarca unutamayabilirim. Yani kabusları hala gözümün önünde. Ne bileyim orada çok sevdiğim insanlar vardı. Kaybettim onları. Yani bunu unutmak mümkün değil. Şehit olan Fatih Asubay vardı. Allah rahmet eylesin. Hepsini Allah rahmet eylesin. Aleyna Çakır olarak tanınan Sema Esen'in evinde ölü bulunmasının üzerindeki sır perdesi aralanıyor. Adli tıpta yapılan incelemede genç kızın bedeninden elde edilen doku ve sperm örneklerinin ölümündeki baş şüpheli Ümitcan Uygun'a ait olduğu belirlendi. Uygun bir süre önce uyuşturucu kullanmak suçundan tutuklanmıştı. Asıl adı Sema Esen olan Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde bir soru işareti daha yanıt buldu.
Geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulunan Çakır'ın vücudundaki doku ve sperm örneklerinin sevgilisi olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun'a ait olduğu anlaşıldı. Çakır'ın ölümünün ardından gözler daha önce de Ümitcan Uygun'a çevrilmişti. Çakır'a şiddet uyguladığı anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Uygun, cinayet zanlısı olarak gözaltına alınmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştı. Soruşturma ise kapanmadı. Ankara Adli Tıp Kurumu'nca düzenlenen raporda Aleyna Çakır'ın tırnaklarında doku ve vajinal frotisinde sperm bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı ayrıntılı raporda ise doku ve sperm örneğinin Ümitcan Uygun'a ait olduğu belirlendi. Raporda ayrıca Esen'in asılma sırasında vücudunda tespit edilen belirtilerin ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı, iç muayenesinde kafatasında kırık, iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmasına rastlanmadığı belirtildi. Yapılan incelemede kişinin asılma dışında travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı anlatılırken, tespit edilen alkol düzeyinin de tek başına ölüm meydana getirebilecek düzeyde olmadığı vurgulandı. Çakır'ın zehirlenme sonucu öldüğü yönündeki iddialarda yanıtlandı. Raporda tıbbi delillere ulaşılamadığı ve ölümün asılma sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi. Bu arada bir gelişme daha yaşandı. Ümitcan Uygun iki kadınla uyuşturucu kullanırken çekilmiş görüntülerini yine sosyal medya hesabından paylaştı. Uygun uyuşturucu kullanma ve teşvik etme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul trafiğinde bir kişi makas atarak ilerledi. O anları çeken kişi de kazaya davetiye çıkardı. Trafikte birbirinden tehlikeli hareketler yaptı. Hiç sinyal vermeden müthiş derecede ölümcül makaslara giriyor. Ve şu anda kaza kıl payı atlatıldı. Yer İstanbul Kartal D100 Karayolu. Bir kişi hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. En sağdan en sola, en soldan en sağa inanılmaz makaslar atıyor. Bir tane de beyaz araç ona eklendi. Sürücü trafikte makas atarak ilerledi. Sıvar mı yok mu bilmiyoruz. Evet, görüyorsunuz kendisi. Bir kişi o anları kayda aldı. Ancak o da çekim yaparken makas attı. Trafiği tehlikeye sokan sürücü dakikalar sonra gözden kayboldu. Çin'de havai fişek yüklü bir nakliye kamyonu otoyolda giderken kaza yaptı. Devrilen kamyondaki havai fişekler bir anda patlamaya başladı. Otoyolu savaş alanına çeviren havai fişekler bir kişinin yaralanmasına neden olurken o tehlikeli anlar bakın nasıl kayda geçti. Çin'de bir nakliye kamyonu otoyolda kaza yaptı, devrildi. Devrilen kamyonun içindeki havai fişeklerse aniden patlamaya başladı. Görüntü Çin'in Zhuhang Özerk bölgesindeki Baise şehrinde kayda geçti. Otoyolda devrilen nakliye kamyonu havai fişek yüklüydü. Havai fişekler aniden patlamaya başladı. Otoyoldan geçen diğer araçlar tehlikeyi son anda atlattı. Polis, itfaiye ve acil kurtarma ekipleri operasyona başladı. Kaza ucuz atlatılırken patlayan havai fişekler bir kişiyi yaraladı. Ajans bugün ekonomi gündemiyle devam ediyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar dileklerimizi iletelim sizlere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Haftanın son iş günündeyiz. Evet. Bugün önemli başlıklarımız var. Doğru. Hepsine bakacağız. Bakın. Ama öncelikle sizin hazırladığınız konu başlıkları dışında benim dikkatimi çeken ve size sormak istediğim bir konu vardı. Faizsiz ev satışına Çiftlik Bank düzenlemesi başlığıyla meclise gelecek olan bir yasadan söz ediliyor. Bununla ilgili bizi bilgilendirir misiniz? Biliyorsunuz bu faizsiz sistem adı altında çok uzun yıllardır bir sistem var. Yani neye benzetelim bunu? Kadınların altın günlerine benzetebilirsiniz. İnsanlar belli aylarda belli paraları oraya koyuyorlar. Sonra bir kura çekiliyor. Hı hı. Her ay bir kişiye bir ev ya da araba verilme sistemi üzerine bu sistem kurulmuştu. Yani ne zaman söyleyeyim size, 92-93'lü yıllardan beri bu sistem var. O zaman da işlemeye başlamıştı. Yani işte bir kuruluş 10 kişiyi topluyor. Diyelim ki bir arabanın fiyatı da 1000 lira. Herkesten ayda 100'er lira alıyor.
her ayda bir kişiye araba veriyor kura usulü. Hı hı. Sistem buydu ve bu sistemde işledi. Ama arabadan iş evet çıktı. Başka tarlaya vesaire başka işlere gitti. Sonra o kuruluşun adına benzer onlarca 20'nin üzerinde kuruluş var şu anda. Dolayısıyla bir orada bir başıbozukluk olsun istemiyor sistemde. Çünkü orada paraların toplanıp ortadan kaybolma, işte çiftlik bank örneğinde tabii olduğu gibi ki 80'li yıllardaki banker örneğinde olduğu gibi. Çok kişi mağdur oldu bu konuda. Bir mağduriyet yaşanmaması için meclise bir yasal düzenleme geliyor. Doğru da yani orayı bir regüle edilecek, orayı bir yasal zemine oturtulacak bir sistem gelecek. Olması da gerekiyordu zaten. Zaten hani televizyonlarda da bunun reklamlarını görüyorsunuz zaten. Birçok kuruluş var böyle. Elbette ben kimseyi suçlamak istemem ama bunun içinde kötü niyetliler de olabilir. O yüzden yasal düzenleme her zaman iyidir. Yani bir sistemin arkasında bir otoritenin olması her zaman iyidir. Herkesi de korur. Evet, evet. Doğru. Hem yani o sistemin içindekileri korur, hı-hı, hem de o sisteme katılacak müşterileri korur. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi önemli bir gündem maddesi ki Türk lirası değer kazanırken doğru, dolar düşüşünü sürdürüyor. Doğru. Hemen bakalım piyasalarda, evet piyasalarda bir olumlu hava var. Yani dünya piyasalarında da yani bu biraz aşının da gelmesi ama tabii mutasyon söylemleri, o mutasyon korku olması doğru. Yani, evet. O da biraz endişeye yol açıyor. Yani şunu söyleyelim, risk hala devam ediyor. Yani sağlık alanındaki risk devam ediyor, savaş devam ediyor. Hala işte içeride bakarsanız kısıtlamalarımız devam ediyor. Yani bizim gevşemememiz lazım. İşte temizlik, mesafe, maske neyse o kurallara mutlaka uymamız lazım. Ama tabii ekonomide de toparlanma devam ediyor. Yani geçen sene yaşadığımız o Mart-Nisan'daki dip gibi bir dip olmuyor. Hani ikinci, üçüncü dalga konuşulsa da. Üretim devam ediyor, tedarik devam ediyor ki o Mart'ta, Nisan'da bizim üretimimiz de, tedariğimiz de hiç durmamıştı. Onu da söyleyeyim. Yani işte dünyadan fotoğraflar geliyordu. Raflar boşalmış. Türkiye'de tedarikte, üretimde devam etti bir, hı hı, şekilde. Yani frene hiç basılmadı. Yavaşladı araba ama frene hiç basılmadı Türkiye'de. Şimdi tabii yeni bir toparlanma dönemi 2021. Dolayısıyla makro gösterilerde de bu işte piyasa rakamlarında da bu yansıyor. Mesela dolarda işte 6 Kasım'da 8.52 gibi bir rakamı gördük ki oradan geri döndü. 7.09'lara kadar çekildi. Daha da aşağı çekileceğini söylüyor uzmanlar. Burada düşüş %18'lere kadar geldi. Euro'da yine %15-16'lık bir düşüş söz konusu. Türk lirasının değerlenmesi anlamına söylüyorum. Hı hı. CDS dediğimiz yani sizin risk priminiz. Bu bir sigorta primi. Yani size kredi verecek, yani Türkiye'ye kredi verecek insanlara, Türkçesini öyle anlatmaya çalışayım, sigorta yapılıyor. O sigortanın primi 541 iken 295'e düşüyor ki bu çok önemli. Daha da aşağı düşmesini bekliyoruz. Yani sizin ülkenizin riski, yani bu ülkeye para verirsen geri alırsın riski azalmış oluyor. Ciddi oranda da azalmış. Evet, yani Kasım'dan Şubat'a. Aynen. Gelelim altına. Tabii altın çok sorulduğu için altını biraz konuşmak istiyorum. Bakın 541 lirayı gördü gram altın, hı hı, ki o zaman sizinle konuşmuştuk. Bu altında hani insanın ağzı torba değil ki büzesin diye bir laf var. Herkes bir şey söylüyor. Şimdi doları, euroyu ya da borsayı bir analiz yapabiliyorsunuz ama burada yapamıyorsunuz. Mesela ben şimdi buradan desem ki altın 2000 dolar olacak, 3000 dolar olacak, kimse eleştirmiyor. Evet olabilir ki böyle uluslararası kuruluşlar 2000 dolar olacak, 3000 dolar olacak dediler. Ve o balonla, bir balon olduğunu söyledim. Hı. Yani tarihi grafikleri buraya çıkartmıştık hatırlarsanız. Evet. İnişler ve çıkışlar çok sert oluyor. Çok dikkatli olun dedim. Hani biz altınla tasarruf yapmayı seviyoruz ama çok dikkatli olunması gereken bir meta. Yani işte 541 lirayı gördüğünde ya da 500 liradan alan bir arkadaşımız şimdi o altınla uzun yıllar birlikte olacak. Yani peki, öyle gözüküyor. Peki altına sahip olduğumuz zaman acaba haftalık durumlarımı göz önüne getirmek lazım? Yani nasıl, altınım var benim ya da altın almak istiyorum. Haftalık durumuna mı bakmam lazım? Aylık durumuna mı bakmam lazım? Daha uzun vade düşünmeden. Bence altında uzun vade düşünmek lazım. Yani altında kısa vade, akşam fakir yatayım, sabah zengin kalkayım diye bir düşünce olmaz. Zaten haftalık da düşünseniz, aylık da düşünseniz aldığınızla sattığınız arasındaki makas biraz geniş oluyor altında. Dolayısıyla hani kurdaki gibi değil ya da başka borsadaki gibi değil. Başka borsada şurada burada hani başka dediğim gibi teknik analizler devreye girerken altında tamamen bir algıyla oluyor. Yani burası güvenli limandır. Algısı oluşturuluyor. Birileri uçuruyor balonları ve o balonlar bizi de etkiliyor. Gördüğünüz gibi dediğim gibi 541 liraya gelmiş gram altın ki o dönemde yine söyleyeyim
480 liradan, 490 liradan, 500 liradan altın toplayan arkadaşlar gördük. Ki bunların bir kısmı emanet parayla topladılar bunları. Yani gittiler bankadan kredi alıp aldılar. Şimdi az önce söylediğim gibi uzun yıllar o altınlarıyla beraber olacaklar. Öyle gözüküyor yani uzun bir süre bu düşüş devam edecek. Böyle altının çünkü şu anki fiyatını görüyoruz. Doğru. Yine 410'lu seviyelerde. Ons altını da verebilirse arkadaşlar 1800 dolarında altını gördü. 1700'lü dolarlarda daha da aşağı düşeceği yine uzmanlarca söyleniyor. Yani o yüzden de altına çok güvenmemek lazım. Eğer illa altın yatırımı yapmak istiyorum, paramı altına yatıracağım diyorsanız biraz uzun vadeli düşünmek lazım. Hı hı, teşekkür ediyoruz. O zaman sıradaki barkomuzla hemen devam edelim. Milyonlara büyük destek başlığıyla. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Twitter'da bir grafik yayınladı. Hı hı. Onu da verir arkadaşlarımız. Oradan aslında biraz bu 2020 yılını çok unutmamamız lazım. Yani 2020 yılında gerçekten Türkiye pozitif ayrıştı derken hem sosyal yardımlarıyla hem ekonomide aldığı tedbir ve açıkladığı destek paketleriyle hem hane halkları hem işletmeler hem çalışanlar herkesle dinamik bir süreç işlendi. Az önce de söylediğim gibi ne üretim durduruldu ne de tedarik durduruldu. Dolayısıyla verelim arkadaşlar deminki bir önceki barkoyu biraz verelim. Biraz önceki barkoyu mu istiyoruz? Evet, oradan anlatalım isterseniz. Bu tamam. Grafik buydu. Şimdi 10 milyondan fazla aileye nakdi yardım yapıldı. Hı hı. Ki bu biliyorsunuz karşılıksız biner lira verildi. Sosyal yardım alan ailelerdi. İşte 3-4 fazla oldu bunlar. Ve o sosyal yardımların son fazı devam ediyor. Yani ihtiyacınız varsa devletten başvuruyorsunuz, hemen durumunuzu değerlendiriyor. Orada birkaç soru var. Kiranız nedir, gideriniz nedir, doğalgaz faturanız nedir gibi. Hı hı. O soruların cevaplarına göre size hemen sosyal yardım yapılıyor. Kısa çalışma ödeneğini çok anlatıyorum. Kısa çalışma ödeneği çünkü bu dönemde gerçekten büyük işler gördü görmeye devam ediyor. Şu anda birçok işletme, birçok sektör tekstilden, elektroniğe, beyaz eşyadan yeme içme sektörüne birçok sektörde kısa çalışma ödeneği devam ediyor. Devlet çalışanların maaşını devlet ödüyor. İşletmeler de kendilerini bu şekilde toparlamış oluyorlar. Burada kapsam genişletildiğinden kasıt burada şartlar kolaylaştırıldı. 600 gündü 450'ye düşürüldü Aydın vesaire. Aydın sen aktarmıştık bu hafta içerisinde. Dolayısıyla bu devam ediyor. Ücretsiz izne çıkana nakdi ücret desteği ki bu ilk kez geldiğim ücretsiz izinde adı üstünde ücretsiz izinde ama devlet şu anda 1400 lirayı geçen bir nakdi ücret desteği vermeye devam ediyor. Çünkü burada tek taraflı bir ücretsiz izinde çıkartılmıştı. Fesih yasağı devam ediyor. Hı hı. Salgına rağmen 16 milyon turist geldi ki çok önemliydi. Haziran, Temmuz aylarını düşünün. İngiltere'den, Almanya'dan ki Rusya'dan o pazarlar açıldı ve gelmeye devam ediyor. Şu anda ben turizmcilerle de konuşuyorum. Nisan, Mayıs aylarıyla ilgili özellikle Ege'de İngiliz turist patlaması olacak. Şimdiden bütün rezervasyonlarını yapmışlar. Evet. İnşallah biz de zaten Nisan, Mayıs'tan sonra bir normalleşme orada bekliyoruz. Birçok sektörde vergi ve prim ödemeleri 6 ay ertelendi o dönem hatırlayın. Hemen mücbir sebep ilan edildi. Yani dinamik bir süreç işlendi. Her zaman söylüyorum bunun Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği de bir avantajlı hızlı karar alınıyor. Ve hemen neye ihtiyaç varsa o hemen karar alındı. 2020 öyle geçti. Devam edelim bunun devamı var. Esnafa destek ve kira yardımı. Bunları tabii konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı da bir kere daha hatırlatmış. 5 milyar liranın üzerinde nakdi destek veriliyor esnafa. %50'nin üzerinde ciro kaybı yaşayanlara destek geliyor hatırlarsanız. Onunla ilgili karar çıkmak üzere o ciro kayıpları şu anda araştırılıyor. 1.3 milyon esnafın 13 milyarlık kredi borcuna 6 ay erteleme geldi. Halkbank'la ilgili kredi erteleme ve esnafa mücbir sebep kapsamında beyanname vergi ertelemesi de geldi. Burada tabii kira yardımı vesaire onlar da devam ediyor. Başvuru da devam ediyor biliyorsunuz 31 Mart'a kadar başvurup bu desteklerden faydalanabiliriz. Varsa sosyal devam koruma bakalım. Kalkanı barkomuzla devam edelim hemen şimdi. Bakalım. Orada da birçok kesime 49 milyar liralık hibe desteği. İşte bu sosyal yardımların toplam rakamı 49 milyar lirayı bulmuş. İhracatçılara 2.4 milyar liralık destek ödemesi yapıldı ki her zaman söylüyoruz ihracat rekorları kırıldı. 2020 yılında işte Ocak ayı ihracat rakamı da bütün Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatı. Geldi 15 milyarı geçti. Bazı sektörlerde %1 bazılarında %88'e indi KDV oranları bu. Hem o küçük esnafı korurken hem de bizi korudu. Hala mesela eğitimde KDV'nin inmesi şu anda özel okullar velilere o KDV iadelerini yapıyorlar. Yapmıyorlarsa Milletin Bakanlığı'na şikayet edebilirsiniz. Şimdi vergi borçlarına yapılandırma imkanı geldi ki yapılandırma
başvuruları tamamlandı. İşte 200 milyar liraya yakın vatandaştan alacak yapılandırıldı. Şimdi taksit zamanı geliyor. Yaklaşık 650 bin emeklinin maaşı 1500 TL'ye çıkartıldı. Emeklilerde en düşük emekli maaşı 1000 liraydı, 1500 liraya çıkartıldı. O dönemde de 650 bine yakın emeklinin maaşı bu şekilde seyanen bir zam gelmiş oldu. Bunlar hepsi işte sosyal hayatı hem korurken hem de ticari hayatında devamını sağlamış oldu. Evet, önemli bir diğer başlığımız, evet, nakdi ücret desteği ödeniyor. Evet. 9 Şubat tarihi işaret ediliyor burada. Evet, bunu verdi arkadaşlar ama bununla devam edelim. Olur. Tamam tamam tabii. Şimdi emekliler promosyon alıyorlar, bunu da bana çok soruyorlar. O yüzden de biraz bunu anlatmak istedim. Emeklilere bankalar Sosyal Güvenlik Kurumu ile bir anlaşma yapıyor. 3 yıl benden maaşını alma taahhütü verirsen sana şu kadar para vereceğim diye bir promosyon ödüyorlar. Bu promosyonların alt sınırı var. Kimler alıyor? Mevcut tüm emekliler alabiliyor zaten bunu. Bir de yeni emekli olanlar direkt promosyonla başlıyorlar. Devam edelim sorulara isterseniz. Orada tabii şartları ne? 3 yıl maaşını aynı bankadan alacağını taahhüt etmek. Tek şart bu. Başka şart yok. Bakın bankalarda başka şartlar koşabilirler. Kredi kartı, kredi almak, faturaları buraya taşımak vesaire değil. Tek şart 3 yıl ben sizden alacağım. Diğer şartlar geliyorsa başka promosyonun artması gerekiyor. Şimdi taban ödemeler ne? Maaşa göre 625 lirayla 750 lira arasında değişiyor. Yani 1500 lira maaş alan işte 625 lira alırken 2000 liranın üstünde maaş alana 750 lira ödeyeceksiniz. Peki bankalar kendi kampanyalarıyla rakam belirliyor. Az önce söylediğim gibi işte faturanı bize getir, ne bileyim kredi vereyim, kredi kartı vereyim gibi şartlar öne sürerek bu rakam 2550 liraya kadar çıkartan banka var. Peki çıkartıyor da siz o parayı almak kolay mı? Değil. Hemen dikkat barkomuz var, versin arkadaşlar. Nelere ona çok dikkat edelim. Sadece 3 yıllık taahhüt veriyorum diyorsanız tabanları alırsınız bir kere. Bunu da kimse engelleyemiyor. Ama bazı bankalarda şartsız tutarı arttırabilir. O da var. O bankaları seçebilirsiniz. Yani seçerken aslında bankaların sunduğu bu kampanyalara ve avantajlara iyi bakmak lazım. Ek ürün kullanımı gibi şartlarla rakamı yükseltiyorlar. Dikkat edin. Yani sizden işte kredi alın, kredi kartı kullanın gibi şartlarla yükseltiyorlar. İmzayı atmadan önce şartları dikkatlice okumak gerekiyor. Mutlaka okuyalım. Çok teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz ama bir son dakika bilgimiz var. Hemen onu aktaralım. Eren 7 Mercan Munzur operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanlığı açıkladı. Tunceli'de operasyona 1062 personel katılıyor. Terörle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Eren 7 Mercan Munzur operasyonu başladı ve İçişleri Bakanlığı da son dakika bilgisi olarak geçti. Aktardık biz de izleyenlerimize. Allah kolaylık versin. Devam edelim. Bir diğer barkomuzla son barkomuz. Nakdi ücret desteği için gereken şartlar nelerdir? Hemen hızlıca. Ödemeler 9 Şubat'ta yapılacak. Sayın Bakan açıkladı. Nakdi ücret desteği az önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın grafiğinden de vermiştik. Banka hesaplarına ya da PTT şubelerine ödeniyor. Zaten siz bir IBAN numarası veriyorsunuz. IBAN'da bir hata ya da vermemişsiniz. PTT'den alıyorsunuz. Şartlar şöyle. 17 Nisan 2020'de çalışıyor olacaksınız. Yani iş sözleşmeniz 17 Nisan 2020'den sonra işe girenler için nakdi ücret desteği olmuyor. Ve ücretsiz izne çıkartılacaksınız. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar da alıyor. İşsizlik sigortası kapsamında çalışıyor olmak lazım. Yani emekli olmamak lazım o anlamda söylüyor. Emekli aylığı almamak lazım. 2021 yılı için ödenek günlük 47.70 lira, aylıkta 1431 lira. Bu 2021 için geçerli bir rakam. Ama 2020'de nakdi ücret desteği alanların rakamı buraya çıkmayacak. Onu da söylemiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Yine çok önemli konuları bizlere aktardınız. Sağ olun. Pazartesi görüşmek üzere. Ajans bugün saat başında yeni gelişmelerle devam edecek. Yeniden günaydın. Saatler 10'u gösteriyor ve ajans bugün devam ediyor. Yeni günün sıcak başlıklarına bakalım öncelikli olarak sizlerle birlikte. HDP 4 muhalefet partisinden randevu istemiş. İlk ziyaretini de Saadet Partisi'ne yapmıştı. HDP heyeti bugün de CHP'yi ziyaret edecek. Peki ziyarette neler görüşülecek? Ayrıntılara bakacağız. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör atama protestoları demokratik hak arayışı iddiasıyla farklı bir boyuta taşınmaya çalışılıyor. Peki gençlerin öne sürüldüğü olaylar nasıl ve kimler tarafından yönlendiriliyor? Bu sorunun cevabına da bakacağız. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ'daki Türk-Rus Ortak Barış Gücü'ne ait gözlem merkezinin faaliyetleri
ilk kez yayınlandı. Birazdan ajans bugün de olacak. Mutasyonlu virüs yayılıyor. 23 ilde yeni mutasyonlu virüs tespit edildi. Birazdan ayrıntılarına bakacağız. Devam ediyoruz. Hoş geldiniz yeniden. Geride bıraktığımız dakikalarda bir son dakika bilgisini aktarmıştık. Hemen yineleyelim. İçişleri Bakanlığı Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla Eren 7 Mercan Munzur operasyonu başlatıldığını açıkladı. Şimdi ayrıntıları alacağız. Sinan Yılmaz telefon hattımızda bizi bekliyor. Sözü Sinan'a bırakalım. 2016'dan bu yana terörle mücadele aralıksız devam ediyor. Etkili operasyonlar da gerçekleşiyor bu anlamda. Deyim yerindeyse terör örgütü PKK'nın boynu kırıldı diyebiliriz. Bu anlamda Eren operasyonları hayata geçirildi. Eren 7 operasyonu, Mercan Munzur operasyonu devam ediyor. 1062 personel, 59 operasyonel sivil bu operasyona katılıyor. Operasyon hava destekli olarak başladı. Öncelikle Diyarbakır 8. Anajet Üskomutanlığı'na kalkan F-16 savaş uçakları örgütün kullanmış olduğu birçok mağara depoyu havaya uçurdu ve daha sonra da Skorsk helikopterlerle bölgeye jandarma komando timleri, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik koruyucu timleri indirildi. Eren operasyonları 11 Ocak'ta başlamıştı ve o süreçten bu yana toplamında 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi. 41 işbirlikçi yakalandı. Terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık eden 41 kişi yakalandı. Tabii çok sayıda depo mağara da vardı. Toplamda 168 depo mağara imha edildi ki bu mağaralarda yapılan aramalarda patlayıcı maddeler, silahlar, bombalar, el yapım patlayıcı, örgütsel dokümanlar, yaşam malzemeleri bu operasyonda ele geçirildi. Tabii Munzur bölgesi diyoruz. Munzur bölgesi doğallık bir bölge, ormanlık bir bölge. Şu anda bölgede yaklaşık 1 metre kar bulunuyor. Güvenlik güçleri zor şartlar altında bu operasyonu yürüttüğünü söyleyebiliriz ki zaten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklamıştı geçtiğimiz haftalarda. Bölgede 300'e yakın bir PKK'lının olduğunu söylemişti. İşte o PKK'lı etkisiz hale getirmek için Eren operasyonları hayata geçirildi. Eren operasyonları devam ediyor. Eren 7 operasyonu Munzur bölgesinde Tunceli kırsalında yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii insansız hava araçları, silahlı hava araçları sürekli operasyon bölgesinde de keşif uçuşu gerçekleştiriyor. Elde edilen görüntüler hemen harekat daire merkezine an be an aktarılıyor ve anlık istihbarata göre de gerek Diyarbakır 8. Anajet Komutanlığı'na kalkan F-16 savaş uçakları gerekse Skorsk helikopterlerle PKK'nın kullanmış olduğu mağara depoları havaya uçurur, imha ediliyor. Operasyon hava destekli olarak Tunceli, Mercan, Munzur bölgesinde devam ediyor. Sinan Yılmaz'a teşekkür ediyoruz ve yeniden hatırlatalım bu son dakika bilgisini, yeniden aktaralım sizlere. Eren 7 operasyonu Tunceli ilinde başladı. Mercan Munzur operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanlığı açıkladı 1062 personelle. Eren operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi ve 41 işbirlikçi yakalandı notunu da aktarmış olalım. Ve şimdi siyasetin gündemiyle devam edelim. Muhalefet turuna Saadet Partisi ile başlayan HDP'nin ikinci durağı CHP olacak. Kılıçdaroğlu HDP'lileri bugün partisinin genel merkezinde ağırlayacak. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de HDP'ye açık kapı bıraktı. Henüz randevu istenmediğini söyledi. İşte ayrıntılar. Ben size... Öyle alayım mı? Henüz öyle bir davet talep gelmedi. Kabul edeceksiniz peki? Bak, davet gelmedi. Farz-ı muhal üzerinden niye konuşalım? HDP bir siyasi partidir. Bizimle görüşmek isterse gelir, görüşürüz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener henüz randevu istenmedi dedi. CHP lideri ise HDP'ye kapıyı sonuna kadar araladı. Düşüncelerimizi karşılıklı paylaşırız. Herhangi bir sorunumuz yok. Muhalefet turuna Saadet Partisi ile başlayan HDP'nin ikinci durağı CHP olacak. Kılıçdaroğlu, HDP heyetini partisinin genel merkezinde ağırlayacak. HDP, CHP yönetiminden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın kararı, Kobani davası ve kayyumlar konusunda daha güçlü destek isteyecek. Parlamenter sisteme dönüş başlığı da masada olacak. Bir siyasi parti düşmanlaştırmak doğru değildir. Ahlaki de değildir. Düşüncelerini beğenmeyebilirsiniz.
Politikalarını beğenmeyebilirsiniz. İzlediği yolu, yöntemi beğenmeyebilirsiniz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de HDP'ye açık kapı bıraktı. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ın İyi Parti ile görüşmek istiyoruz açıklamasına randevu istenmedi yanıtını verdi. Henüz öyle bir davet, talep gelmedi. Kabul edecek misiniz peki? Davet gelmedi. Farz-ı muhal üzerinden niye konuşalım? Gözler İyi Parti Genel Başkanlığında. Yerel seçimlerde dolaylı işbirliğine imza atan iki partinin bir araya gelmesi Akşener'in evet demesine bağlı. Haberimizde izledik. HDP heyeti bugün CHP'yi ziyaret edecek. Peki masada hangi başlıklar olacak? O başlıkları almak için şimdi Ankara'ya gideceğiz. Ayrıntıları İlter Yeşiltaş aktaracak. İlter. Pelin Şanlı görüşme saatler 10.30'u gösterdiğinde gerçekleşecek. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar başkanlığındaki heyet o saatte CHP genel merkezinde olacak. CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşecek HDP heyeti. Tabii masadaki en önemli başlık şüphesiz Selahattin Demirtaş konusu olacak ki Selahattin Demirtaş'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin serbest bırakılmalı yönündeki kararın ardından malum en büyük destek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelmişti ve serbest bırakılmalı çağrısını yapan Genel Başkan olmuştu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Tabi bu süreç içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 20'den fazla milletvekili de Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulduğu cezaevine gitmiş ve bu yönde fiziki olarak da hem fikirsel hem de fiziki olarak da Cumhuriyet Halk Partisi Demirtaş'a destek vermişti. Kayyumlar konusunda yine gündeme gelmesi bekleniyor. CHP'nin bu konuda da yine HDP'ye destek verdiğini biliyoruz. Bir yandan da son günlerde yaşanan en sıcak gündem başlığı ve gelişme Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar. Bu konuyla ilgili de HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi farklı düşünmüyor. Protestoların haklı olduğunu ifade etmişti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. HDP temsilcilerinden de yine benzer yönde açıklamalar gelmişti. Burada tabii ki şuna dikkat çekmekte fayda var. HDP'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne serzenişi de söz konusu ki bu serzenişin yine bu görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor. Neydi o? HDP ittifakta görünür olmak istiyor. Yani yerel seçimlerde olduğu gibi dolaylı bir biçimde ittifakta yer almak yerine görünür bir biçimde bu ittifakın içerisinde olma yönünde bir beklentisi var ki o beklentiyi geçtiğimiz haftalarda HDP eş genel başkanı Mithat Sancar ve Pervin Buldan da ifade etmişti. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'ne cesur olun çağrısını yapmıştı iki eş genel başkan. Bu konuda yine CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yapılacak olan görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor. Bu serzenişin bir kez daha Kılıçdaroğlu'na bizzat iletileceğini tahmin ediyoruz. Toplantı 1-1,5 saat sürebilir. Çünkü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ziyareti de bu kadar sürmüştü. Ancak toplantının ardından bir ortak açıklama beklenmiyor. Yani bir sürpriz olmazsa bir ortak açıklama olmayacak. Ancak tabii ki perde arkasında neler oldu, hangi konu başlıkları ne kadar detaylandırıldı bunu da önümüzdeki saatlerde veya günlerde öğrenmiş olacağız. Bir önemli konu da tabii ki İYİ Parti HDP ile bir araya gelecek mi? Dün aslında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kapıyı açık bıraktı. Yani HDP'den henüz randevu gelmedi. HDP'den randevu gelse dahi kabul etmeyiz şeklinde bir ifadesi olmadı. Bu da açık kapı bırakıldı yorumlarında haliyle beraberinde getirdi. Önümüzdeki günlerde HDP İYİ Parti'den de randevu talebinde bulunacak. Oraya randevuya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener nasıl bir yanıt verecek onu da ilerleyen süreçte görmüş olacağız. İlter Yeşiltaş'a teşekkür ediyoruz ve sıradaki bir diğer önemli başlığımıza devam ediyoruz. Boğaziçi Üniversitesi rektörü bahane edilerek Kadıköy'de düzenlenen yasa dışı gösterilerle ilgili gözaltına alınan 23 şüpheliden ikisi tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör bahane edilerek Kadıköy'de yapılan provokasyonun soruşturması devam ediyor. Kadıköy'deki eylemlerde gözaltına alınan 23 zanlının adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılığın tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk ettiği 10 şüpheliden ikisinin görevi yaptırmamak için direnme suçundan tutuklanmasına,
8'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Hakimlik salıverilen 8 zanlı için konutu terk etmeme ve yurt dışı yasağı koydu. 13 şüpheli de aynı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Boğaziçi rektörü bahane edilerek yapılan provokasyonda polis Kadıköy'de 94 kişiyi, Beşiktaş ve Sarıyer'de de 11 kişiyi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 105 şüpheliden 82'si işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. İstanbul Valiliği Kadıköy'de dün gözaltına alınan 65 kişiden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı, irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığını açıkladı. Ayrıntılarına hemen bakalım. Açıklamada bir kişinin DHKPC silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve arandığı, 28 kişinin DHKPC, MLKP, TKP-L, TİKKO, THKPC, TKML terör örgütleriyle 22 kişinin PKK, KCK silahlı terör örgütüyle ilgili geçmişte suç kayıtlarının bulunduğu 7 kişinin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı oldukları tespit edilmiştir bilgilerine yer verildi. 7 kişinin de herhangi bir suç kaydının bulunmadığı anlaşılmıştır denildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokatif eylemlere katılan öğrencilerin ailelerine evlatlarınıza sahip çıkın çağrısında bulundu. Bahçeli sosyal medyadan bu çağrıyı yaparken Twitter eylemlere verdiği tepki nedeniyle Devlet Bahçeli'nin bazı paylaşımlarına kısıtlama getirdi. Evlatlarınıza sahip çıkın dedi, onun bunun keyfine bırakmayın ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonlara katılan öğrencilerin ailelerine seslendi. Boğaziçi Üniversitesi'nde terör örgütlerinin yasa dışı eylemlerinde kullanılan, istismar edilen öğrencilerin ailelerine çağrıda bulunuyorum. Muhterem analarımız, evlatlarınıza sahip çıkın. Ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayınız. MHP lideri sosyal medyadan bu paylaşımı yaparken Twitter Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere verdiği tepki nedeniyle Bahçeli'nin bazı paylaşımlarına kısıtlama getirdi. İngiltere'nin ardından birçok ülkede görülen mutasyonlu virüs Türkiye'de de yayılmaya başladı. Şimdi konuya ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ'dan alacağız. Ece, sözü sana bırakalım. Türkiye'de hangi illerde görülmeye başladı? Bununla ilgili bir bilgin var mı? Detayları alalım. Pelin, elimizdeki veriler şu. Son açıklanan verilere göre 23 ilde mutasyonlu virüs tespit edildi. Toplamda da 199 kişi olduğunu söyleyebiliriz. Mutasyonlu virüs tespit edilen kişi sayısı, ama bu sayının içinde ağırlıklı olarak İngiltere mutasyonu olduğunu söyleyebiliriz ki 196 kişi de görülmüş durumda. Tabii çok sayıda mutasyona uğradığını biliyoruz COVID-19'un, ama öne çıkan 3 mutasyon var. İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya. Ve dolayısıyla da aslında bu mutasyonların da yayıldığını söyleyebiliriz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de, ki Avrupa'daki aslında vaka sayılarının arkasındaki artış olarak da yine bu mutasyonlar gösteriliyor. Ama Türkiye'de vaka sayısında ne kadar artışta etkili, buna dair henüz net bir veri yok ki. Şunu da altına çizelim. Son günlerde aslında vaka sayısı Türkiye'de de yeniden artış göstermeye başladı. Tabii şunu da biliyoruz aslında. Mutasyonlu virüs tespit edilen kişiler karantinada, onların temaslıları da tespit edildi ve onlarla da iletişime geçildi. Dolayısıyla da aslında bir yandan takibi izi de sürülüyor tüm Türkiye'de. Dediğimiz gibi son olarak 23 ilde de görülmüş durumda. Tabii elimizde hangi bilgiler var bu mutasyonlara ilişkin? Öncelikle daha bulaşıcı olduğunu biliyoruz. Daha hızlı yayıldığını biliyoruz ve aslında daha ölümcül olup olmadığı da tartışılan konular arasında. Ama Sağlık Bakanlığı'nda bir adım atmıştı aslında. Şüpheli görülen, pozitif çıkan vakalarda da ikinci bir test
test yapılıyor mutasyonlu virüsün olup olmadığını tespit etmek için. Tabii bir yandan da aslında aşılama süreci önemli. Bilim insanları şunun altını çiziyor. Varyasyonlar artabilir çünkü bulaştığı kişi sayısı arttıkça virüsün daha çok varyasyon ortaya çıktığını söylüyorlar. Virüsün daha çok mutasyona uğradığını söylüyorlar. Ve daha çok da aslında varyant ortaya çıkmadan da bir an önce aşılamaların tamamlanması gerektiği ifade ediliyor. Tabii bunun için de yine Türkiye'de aşılama hızla devam ettiğini söyleyebiliriz. Nasıl korunacağız peki derseniz, tabii şu an için aslında elimizdeki mevcut önlemlerin, tedbirlerin daha sıkı uyulması gerektiğini ifade ediyor uzmanlar. Yani maske, mesafe ve temizlik şartlarına daha sıkı sıkı uymamız isteniyor. Özellikle de kapalı ortamlarda 15 dakikadan fazla vakit geçirilmemesi isteniyor ki havalandırması uygun değilse. Şu ana dair aslında şu ana kadar elimizdeki veriler bunlar ve tedbirlere de dediğimiz gibi daha sıkı uymamız gerektiği ifade ediliyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Ece Altuğ'a çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim sıradaki başlığımızda. Öğretmenler ne zaman koronavirüs aşısı olacak? Merak edilen bu soruya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk cevap verdi. Öğretmenlerin aşılanması konusuyla ilgili planlamaların devam ettiğini belirten Bakan Selçuk, öğretmenlerin kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığı'na ulaştırılması konusunda çalışma yürütüldüğünü söyledi. Köy okullarında 15 Şubat'ta 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Okulların yüz yüze eğitime başlama tarihiyle ilgili açıklama yapılmasının ardından gözler öğretmenlerin aşı tarihlerine çevrildi. Bu ay içinde 1 milyonu aşkın öğretmenin aşılanması için planlamalar sürüyor. Bununla ilgili planlamalar yapılıyor. Aslında çok daha önceden bir takım temaslar oldu, bir takım işbirlikleri ve görüş alışverişleri oldu. Bu husustaki planlamalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinde öğretmenlerin aşılanmasına yönelik hazırlıklara ilişkin bilgi verdi. Milli Eğitim Bakanlığı olarak öncelikle okula başlayan çocuklarımızın, öğretmenlerinin kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığı'na ulaştırılması konusunda da bazı çalışmalar yürüyor. Bakan Selçuk bu açıklamaları denizcilik eğitimi veren ortaöğretim kurum kuruluşlarına yönelik işbirliği protokolü imza töreninin ardından yaptı. Mesleki eğitim kendi bünyesinde çağın ihtiyaçlarını, sektörün gereksinimlerini doğrudan doğruya barındırmalı. Aksi halde sahici bir eğitim vermemiş oluruz. Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ise protokolün detaylarını açıkladı. Projemiz kapsamında ülke genelinde belirlenen 6 adet mesleki ve teknik Anadolu Proje Okulu'nda okul sektör işbirliğinin güzel bir örneğini başlatıyoruz. Bu liselerimizde güncel mesleki bilgiyle donatılmış, yabancı dil bilen, özgüveni yüksek, kritik kararlar alabilen, mesleğin gerektirdiği psikolojik duyarlılık ve dayanıklılığa sahip gemi insanları yetiştireceğiz. Bu okullarda yetişecek genç denizcilerimize mezun olduklarında uluslararası denizcilik firmalarında da staj ve istihdam yollarını açacağız. Konuşmaların ardından iki bakan protokolü imzaladı. Filistin'de 2 Şubat'ta başlayan koronavirüse karşı aşılama kampanyası devam ediyor. Son olarak Rusya Filistin'e 10 bin doz Sputnik V aşısı gönderdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Akşin Kişiyev'den alacağız şimdi. Akşin. Teşekkürler Pelin Şanlı. Evet, Rusya'nın geliştirdiği dünyanın ilk koronavirüs aşısı Sputnik V Avrupa, Güney Amerika, Asya ve Afrika'dan sonra Orta Doğu'ya da ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı dün 10 bin doz Sputnik V aşısını teslim aldıklarını duyurdu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada alınan 10 bin doz Sputnik V aşısının 5 bin kişinin aşılanmasına katkı sağlayacağını ve
öncelikli olarak da sağlık görevlilerinin aşılanacağı bildirildi. Önümüzdeki haftada daha bir Sputnik V aşı partisinin Filistin'e gönderilmesi bekleniyor. Filistin Sputnik V aşısını geçtiğimiz Ocak ayı ortalarında resmen tescil etmişti. Rusya'nın toplamda Filistin'e 110 bin Sputnik V aşısı göndermesi, bunun da 10 binini bağış olarak ücretsiz Filistin halkına göndereceği daha önce açıklanmıştı. Rusya dün sadece Filistin'e değil, daha bir Orta Doğu ülkesi İran'a da Sputnik V aşısının ilk partisini gönderdi ki İran'da önümüzdeki dönemde Sputnik V aşısının ortak üretimi de gündemde. Şu anda dünyanın 16 ülkesi tarafından resmen tescil edilen Sputnik V aşısının Dünya Sağlık Örgütü tarafından da ön yeterlilik prosedürlerinin devam ettiğini hatırlatarak söz tekrar size bırakıyorum. Akşenkeşi eve çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Sakarya'da güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu PKK-KCK'dan kaçan kadın terörist teslim oldu ve 6 yıl sonra ailesiyle buluştu. Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları PKK'daki çözülmeyi hızlandırdı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2015'te PKK-KCK'ya katılarak Kuzey Irak'taki kamplara giden kadın teröristi ikna etmek için bir süre önce çalışmalara başladı. Görüşmeler sonuç verdi. PKK-KCK'dan kaçan örgüt üyesi kadın güvenlik güçlerine teslim oldu. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen terörist burada ailesiyle buluştu. Altı yıl sonra kızıyla buluşan anne gözyaşlarına boğuldu. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Dağlı Karabağ'daki Türk-Rus Ortak Barış Gücü'ne ait gözlem merkezinin faaliyetleri ilk kez yayınlandı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde askeri bölgede insansız hava araçlarıyla yapılan gözleme yer verildi. Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlı Karabağ'daki Türk-Rus Barış Gücü'nün görüntüleri ilk kez yayınlandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ'da ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında kurulan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'nden ilk faaliyetlere ilişkin görüntüleri servis etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada bölgede ateşkesi korumak için bulunan barış gücünün insansız hava aracıyla gözlem yaptığı bildirildi. Dağlı Karabağ'da geçen yıl sağlanan ateşkesi gözetlemek için Türkiye ve Rusya'nın kurduğu ortak merkez geçtiğimiz hafta faaliyete başlamıştı. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyon sonrası 10 Kasım 2020 tarihinde Ermenistan'la ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Adam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt etmişti. Şimdi piyasalardaki son duruma bakacağız, ancak sıcak bir gelişme var. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal açıklamalarda bulundu. Ayrıntıları A Para analisti Aysun Sarıtaş'tan alacağız şimdi. Aysun, günaydın. Sözü sana bırakalım. Günaydın Pelin, iyi yayınlar dileyelim. Evet, senin de söylediğin gibi Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan önemli mesajlar takip ettik. Bu mesajları paylaşacağız ama öncesinde Merkez Bankası'nın vermiş olduğu, daha önce de vermiş olduğu mesajlar doğrultusunda ve reform beklentileri doğrultusunda Türk lirası varlıklarına olan talebin ve pozitif fiyatlanmanın devam ettiğini de görüyoruz. Dolar kuru bugün 7.12 seviyelerine kadar geri çekildi ve son 6 ayın en yüksek seviyesinde kalmayı sürdürüyor. Yılbaşından bugüne ise dolara karşı en çok değer kazanan para birimi Türk lirası olarak karşımızda. Aynı zamanda borsada da haftanın son işlem günü yükselişle başladı. %0.64'lük bir primle 1544 seviyesinden güne başladı. Türk lirası farkındaki görünümün nedeni de Merkez Bankası'ndan gelen sıklı
duruş mesajları demiştik. Sen de söyledin, Merkez Bankası Başkanı Naci Abal'dan önemli mesajlar var. Neydi bu mesajlar? Sıkı duruşun yinelendiğini görüyoruz bu mesajlarda da. Ve enflasyon patikası üzerinde yakın vadede öngördüğümüz risklerin önemini koruyacak olması ve patikanın beklenen eğimini dikkate aldığımızda bu yıl faiz indirimini uzun süre gündeme almamız mümkün görünmüyor dedi. Bir sürede normalleşme sürecinde Merkez Bankası'nın yeniden bir faiz indirimine gidip gitmeyeceği soru işareti önemliydi. Ancak enflasyon oranlarındaki yukarı yönlü eğilimle de birlikte Merkez Bankası'ndan sıkı duruş mesajları gelmeye devam ediyor. Orta vadede sıkı para politikasının %5 hedefine ulaşıncaya kadar kesintisiz uygulanmasını, enflasyon hedefinin %5 seviyesine ulaşıncaya kadar kesintisiz uygulanmasını bir çıpa olarak belirledik. Bu çerçeve ve hedef çıpası bizi fiyat istikrarına ulaştıracak diyor Merkez Bankası Başkanı Naci Abal. Bu tecrübeler ışığında para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruşumuzu yalnızca 2021 yıl sonu tahmin hedefine ulaşacak şekilde değil, orta vadeli enflasyon hedefimiz olan %5'e 2023'te varacak şekilde kararlılıkla sürdüreceğiz diyor. Yani Naci Abal bu yıl içerisinde enflasyon hedefine ulaşıncaya kadar bir faiz indiriminin gündemlerinde olmayacağını vurgusunu da yapıyor. Faiz indirim sürecinin zamanlaması enflasyon gerçekleşmelerinin ve orta vadeli görünüm öngörülerimizin enflasyon raporunda öngördüğümüz patikayla uyumlu şekilde gerçekleşmesine bağlı olacak dedi. Aynı zamanda enflasyonda sapma olması durumunda ilave sıkılaştırma yapacağız mesajı da verdi Merkez Bankası Başkanı Naci Abal. Bir diğer taraftan da swap işlemlerine ilişkin açıklamada bulundu ve yabancı merkez bankalarıyla swap anlaşması yapma planı olmadığını ve BDDK'nın swap limitlerini kademeli gevşemeye devam etmesini beklediğini de belirtti açıklamalarında. Merkez Bankası Başkanı Naci Abal'dan gelen mesajlar önemliydi. Son açıklanan faiz kararında, toplantı notlarında da uzunca bir süre sıkı para politikasına devam edileceği mesajı yer alıyordu. Son dönemde bu mesajların da Türk lirası varlıklarını desteklediğini görüyoruz. Aynı zamanda CDS primleri de 300 seviyesinin altına gelmiş durumda. Bu da yine Türk lirası varlıklarını destekleyen, talebin artmasında etkili olan bir diğer neden diyelim ve söz tekrar sana bırakalım Pelin. Ajans Bugün'e hayatın içinden başlıklarla devam ediyoruz. Mersin'de bir şarküteriye baskın yapan ekipler kilolarca kokmuş ve bozulmuş et ele geçirdi. Ayrıntılarına birazdan bakacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Maltepe'de hiçbir hasarı olmayan kaldırım taşları sökülüp yenilendi. Bu konunun da birazdan ayrıntılarına sizlerle birlikte bakacağız. Hırsızlar son zamanlarda özellikle alışveriş yapan vatandaşları hedef alıyor. Peki sık sık yaşanan bu durumla karşılaşmamak için ne yapmalı? Bu sorunun cevabını da birazdan aktaracağız. Devam edelim. Mersin'de bir şarküteriye baskın yapan zabıta ekipleri kilolarca kokmuş ve bozulmuş et, sucuk, kıyma, peynir ve salça ele geçirdi. İnsan sağlığı için tehdit oluşturan ürünler benzin dökülüp yakılarak imha edildi. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. Şarküteri dükkanına yapılan baskında kilolarca bozulmuş ve kokmuş et ele geçirildi. Mersin Akdeniz İlçe Tarım Müdürlüğü ile zabıta ekipleri gıda denetimindeydi. Halk sağlığını hiçe sayan bir iş yerine baskın yapan ekipler, işletmenin soğuk hava deposunda yaptığı kontrolde mühür, menşei, kesim raporu, fatura ve irsaliye bilgileri olmayan kilolarca et ele geçirdi. Depoda ayrıca bozulmuş 90 kilo peynir, işletmenin mutfak kısmında da yaklaşık 266 kilo rengi ve kokusu değişmiş salçaya el konuldu. İnsan sağlığı için tehdit oluşturan ürünler benzin dökülüp yakılarak imha edildi. Öte yandan iş yeri sahibi hakkında tutanak yazılarak yasal işlem başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Maltepe'de tepki çeken bir çalışma yaptı. İlçedeki hiçbir hasarı olmayan kaldırım taşları sökülüp yenilendi. Çevrede yaşayan vatandaşlar israfa tepki gösterdi. Muhalefet liderleri gelsinler, bu israfı görsünler. Boğaziçi öğrencilerine destek veren, özellikle öğrencileri de çağırıyorum buraya, gelip bu israfa itiraz etsinler. Kaldırımlarda ne kırık ne de çatlak vardı. Ama hepsi söküldü, yerine yenileri takıldı.
Yer İstanbul Maltepe. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilçede akıl almaz bir israfa imza attı. Maltepe Atatürk Caddesi'nde yaklaşık 20 gündür kaldırım yenileme çalışması yapılıyor. Bu çalışma çevredekiler tarafından tepki çekiyor. Çünkü kaldırımların yaklaşık 2 yıl önce yenilendiği belirtiliyor. Bu çalışma israf olarak görülüyor. Kayda geçen görüntülerde sökülen kaldırım taşlarının hiçbir hasarı olmadığı görüldü. İBB'nin israfı tepkilere neden oldu. Belki ihtiyaç olabilir ama yenilemeye asla ihtiyaç yok. Bunca israf, bunca para pul boşa gidiyor, çöpe gidiyor. Kendi gözlerinizle görün. Yaklaşık 2 yıl önce bu taşlar, bu kaldırımlar yapıldı. Buna rağmen yeniden bu taşlar yenileniyor. Bu israf neden? Birileri zengin mi ediliyor? Hırsızlar özellikle alışveriş yapan vatandaşları hedef alıyor. Peki sık sık yaşanan bu durumla karşılaşmamak için ne yapmalı, hangi yöntem uygulanmalı? Cevabına haberimizde bakacağız. Alışveriş yaparken yaşadığınız bir anlık dalgınlık sizi hırsızların hedefi yapabilir. Markete geldiniz, alışverişinizi yapacaksınız. Haliyle çantanız da size yük olduğu için çantanızı arabaya bırakmaya karar verdiniz. Daha sonrasında bir ürüne doğru yöneldiniz. Bu ürünle ilgilenirken aslında farkında olmadan bir hırsızlığa ortam hazırladınız. İşte bu yüzden bu durumlarda dikkatli olmakta fayda var. Ziynet eşyamızı taşıdığımız, nakit parayla alışveriş yaptığımız çantamız bir anda gözümüzün önünden yok olabilir. Burada çantayı nakit para taşımamaya dikkat etmek lazım. Çantayı mümkün mertebe vücudumuza yakın, eğer askısı varsa askısı, yoksa bir şekilde cebimizde veya herhangi bir, yani kimsenin dışarıdan ulaşamayacağı bir yerde tutmak lazım. Çok pratiğimize gelen o market arabalarında ön tarafa koyma işi aslında hırsızlar için çekici bir durum. Özellikle böyle çanta seçiyorum ki hani gözümün önünde olsun, bir yere bırakmak zorunda kalmayayım. Yanımda taşırım, bırakmam yani bir yere. Yanınızda değerli eşyalar taşımamak da önem taşıyor. Millet olarak şeyi çok seviyoruz. Ziynetlerimizle ortada dolanmayı, ziynetlerimizle sokağa çıkmayı. Lütfen aslında sokağa ve alışverişe çıkarken kimse yanında ziynet ve takı taşımasın. Çünkü bu hem size hedef haline getiriyor, hem de bir şekilde onları sizin almayı isteyen hırsızların cazibesi haline gelebiliyorsunuz. Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'un fethinden sonra payitahtın merkezi Topkapı Sarayı oldu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Topkapı Sarayı'ndaki restorasyonda Fatih Köşkü'nün ahşap çatısı ve kubbeleri betonla yenilendi. Çok daha fazlası var. A Haber muhabiri Pınar Özenç ve konuğu şimdi bizi bekliyor. Sözü Pınar'a bırakalım. İstanbul'un en özel mekanlarından biri Topkapı Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu'ndan, ecdadımızdan bize yadigar. Bize şu anda Topkapı Sarayı'nın Fatih Köşkü'nün çatısındayız. Kameraman arkadaşım Ertan Tuna şimdi size gösterecek nerede olduğumuzu. Şöyle bir gösterelim etrafı, sonra kubbeye döneceğiz, o beton kubbeye. Yaklaşık 560 yıllık bir yapı Topkapı Sarayı. Osmanlı İmparatorluğu 3 kıtaya hükmetti ve burası yıllarca, yüzyıllarca payitahtın merkezi oldu. Cumhuriyet döneminde bir restorasyon geçirdi Topkapı Sarayı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında şu anda bulunduğumuz Fatih Köşkü'nün kubbesi betonla kaplandı. Şu anda görebiliyorsunuz o beton yapıyı. İşte bu beton yapının altında ahşap kubbe var. Onu ortaya çıkaracağız. Detayları yayın konuğumuzdan Milli Saraylar Dairesi Başkanı Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Çapoğlu'ndan alacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz efendim. Evet. Şimdi Fatih Köşkü, adından da anlaşılacağı üzere Fatih Sultan Mehmet için özel yapılan bir yapı. İsterseniz ne zaman yapıldı, kısa bir tarihini anlatıp sonra işleme geçelim. Evet, fetihten hemen sonra Topkapı Sarayı'nın yapılanmasına örneklik teşkil edilecek şekilde 1470 yılında inşa edilen Fatih Köşkü, Cumhuriyet döneminde ilk yıllarında ahşap olan özgün çatısı betonarmeye dönüştürüldü. Ve 2016 yılında Fatih Köşkü gündeme geldi. Nedir? Sarayburnu tarafındaki yamacında bir kayma olduğu ve binanın, köşkün içerisinde açılmalar, çatlamalar oldu. Yapılan incelemelerde o çatlamaların sebebi bu betonarme yük. Bu yük
1500 ton ağırlığında Milli Saraylar İdaresi kontrolünde gerçekleştirilen restorasyon çalışması ile bu yükümüz 1500 ton kaldırılıyor ve 150 tona düşürülüyor. Yani onda birine düşürülüyor. Bu hafta yapacağımız çalışmalarla buradaki betonlar dilimler şeklinde kesilecek ve kule vinçle kaldırılarak bu yapı betonarme kubbe kaldırılıyor. Akabinde ahşap çatı Osmanlı dönemindeki özgün şekline dönüştürülecek. Onun da bu binaya getireceği yük de 150 ton civarında. Yine bu kubbenin kaldırılmasından sonra yapıya bir çelik hatıl ve çapraz gergi sistemi oluşturulacak. Onun üzerine de özgün yapı, ahşap yapı kubbe sistemi oluşturulacak. Bu restorasyon çalışması, restorasyon tarihine geçecek nitelikli bir çalışma olacaktır. Bu çalışmaları da bu yılın Nisan ayı sonuna kadar tamamlayacağız. Akabinde yapacağımız teşhir tanzim projesiyle ziyaretçilerimizin ziyaretini açık hale getireceğiz. Fatih Köşkü'nün altında da restorasyon var. Yani bina komple. Efendim yapılan bu 2016 yılında yapılan çalışmalarla bu gündeme geldi. 26 adet köşkün etrafında 26 adet kuyu açıldı. Burada kayma tespit edildi ve bu kaymayı durdurmak adına 35 adet fore, 350 adet de mini kazık inşa yapıldı. Bu kazıklar zeminde 18 metre derinliğe gidilerek gerçek kayaya oturtuldu. Evet. Ve bir istinat 6 metre yüksekliğinde istinat duvarı da oluşturularak yapı döndü ve bir de yapıda sismik hareketleri kontrol etmek adına 24 saat üzerinde an be an ölçerler, bu hareketliliği tespit evet. eden cihazlar yerleştirildi. Bunlardan 57 tanesi burada mevcut. Depreme de dayanıklı hale getiriyor Topkapı Sarayı. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Sizi can kulağıyla dinliyoruz. Tarihimiz tabii ki çok değerli, kıymetli bizim için ama süremiz de bitti. Profesör Doktor Ahmet Çapoğlu'ndan aldık detayları. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından burada titizlikle yürütülüyor restorasyon çalışması ve restorasyon bittiğinde inşallah Fatih Köşkü'de yeniden ziyarete açılacak. Yeniden günaydın. Saatler 11'i gösteriyor ve yeni gelişmelerle devam ediyoruz. Ajans bugüne canlı yayın noktalarımız var. Arkadaşlarımız sıcak noktalarda bizi bekliyorlar. Hemen bakalım nerelerdeler. Eren operasyonları sürüyor. Bu kez adres Tunceli. Eren 7 Mercan Munzur adı verilen operasyona 1062 personel katılıyor. Sinan Yılmaz Diyarbakır'dan aktaracak detayları. Yerli aşı Haziran'da hazır olacak. Ayrıntıları konuyla ilgili Sefer Ayçe aktaracak. Boğaziçi provokasyonunda son durum ne? Mehmet Karataş son notlarıyla bizlerle birlikte olacak. Roketsan tarafından geliştirilen ve Sinop'ta test edilen uzun menzilli milli gemi savar füzesi Atmaca atışında hedefi başarıyla imha etti. Özkan Özcan Ankara'dan canlı yayında olacak ve aktaracak. İstanbul sis altında sabah saatlerinde kente çöken sis etkili olmaya da devam ediyor. Emirhan Ergen İstanbul'dan canlı yayında olacak ve son detayları aktaracak. Devam ediyoruz. Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla Eren 7 Mercan Munzur operasyonu başlatıldı. Ayrıntıları Sinan Yılmaz aktaracak şimdi bizlere. Sinan. Terörle mücadele operasyonları gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yoğun bir şekilde devam ediyor. Eren 7 operasyonu hayata geçirildi. Tunceli kırsalında bu operasyon yürütülüyor. Jandarma komando timleri, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik koruyucu timlerine oluşan toplam 1062 personel bu operasyona katılıyor. 59 operasyonel tim de bu operasyona katıldığını söyleyelim. Operasyon hava destekli olarak devam ediyor. 2500 metre yükseklikte rakımda bu operasyon yürütülüyor. Bölgede 1 metre kar bulunuyor. Güvenlik güçleri zor şartlar altında operasyonlarını sürdürüyor. Eren operasyonları 11 Ocak tarihinde hayata geçirilmişti ve şu ana kadar 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık eden toplam 41 işbirlikçi yakalandı. 168 depo mağara imha edildi. Bu mağaralarda çok sayıda silah, patlayıcı maddeler, yaşam malzemeleri, örgütsel dokümanlar, Kalaşnikov silahlar bu operasyonda ele geçirildi. Munzur bölgesi kuşatılmış durumda. Öncelikle Diyarbakır'dan kalkan F-16 savaş uçakları havadan
bombalama gerçekleştirdi. Örgütün kullanmış olduğu birçok sığınağı, mağarayı imha etti ve daha sonra da Skorsk helikopterlerle bölgeye güvenlik güçleri indirildi. Arazi arama tarama faaliyetleri devam ediyor. İnsansız hava araçları, silahlı hava araçları da operasyon bölgesinde keşif ve gözetleme uçuşu gerçekleştiriyor. Zaman zaman da F-16 savuk uçakları havalanıp belirlenen noktalara hava harekatı gerçekleştiriyor. Örgütün kullanmış olduğu sığınak mağaralar da imha ediliyor. Munzur bölgesi kuşatılmış durumda. Operasyon hava destekli olarak devam ediyor. Sinan Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. HDP heyeti CHP Genel Merkezi'nde görüşme başladı. Peki masada hangi konular olacak? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş ayrıntıları bize aktaracak. İlter. Pelin Şanlı saatler 10.30'u gösterdiğinde HDP eş genel başkanı Mithat Sancar başkanlığındaki HDP heyeti CHP Genel Merkezi'ne geldi. Şu sıralarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun makamında görüşüyorlar. Tabii masada HDP açısından önemli ve sıcak başlıklar var. Öncelikli olarak Selahattin Demirtaş'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin serbest bırakılsın kararı ve diğer yandan kayyumlar, yeni anayasa çağrısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden protestolar, bu konu başlıkları masaya yatırılıyor. Tabii ki burada en önemli başlık şüphesiz Selahattin Demirtaş konusu ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı kararının ardından derhal serbest bırakılsın çağrısını yapan isimdi CHP Genel Başkanı. Yani bu konuyla ilgili en büyük destek Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelmişti HDP'ye. Yine bu yöndeki desteğini bir kez daha yüz yüze yapılan görüşmede ifade edecektir CHP Genel Başkanı. Belediyelere atanan kayyumlar meselesi de uzun süredir Türkiye'nin gündemindeydi. HDP'ye yine en büyük destek Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kayyumların yanlış olduğunu ifade etmişti. Diğer yandan Kobani soruşturması da yine önemli. Önümüzdeki aylarda davası da başlayacak. Bu soruşturmanın HDP'ye yönelik bir operasyon olduğunu değerlendirmişti yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu konuyla ilgili de yine destek vermişti. Tabii burada HDP'nin de bir serzenişi var aslında. CHP'nin yapmış olduğu bu kadar destek açıklamasına rağmen HDP yerel seçimlerde olduğu gibi dolaylı bir ittifaktan yana değil, dolaylı bir işbirliğinden yana değil. Önümüzdeki seçimlerde HDP görünür bir biçimde olması muhtemel ittifakta yer almak istiyor. Bunu da zaten HDP eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan çok sık defa dile getirmişlerdi. Rahatla CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP ile yan yana görünmekten çekinmeyin, cesur olun çağrıları da yapılmıştı. Bu konu yani bu serzenişle ilgili bu serzenişte yine CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bizzat iletilecektir. Önümüzdeki saatlerde bu görüşmenin tamamlanması bekleniyor. Bir ortak açıklama yapılmasını beklemiyoruz. Bir sürpriz olmadığı takdirde genel başkanlar kameraların karşısına geçmeyecekler. Ancak yapılan görüşmede hangi konu başlıklarının ne kadar detaylandırıldığını ilerleyen saatlerde öğrenip aktarabileceğiz Pelin Şahin. Başkan Erdoğan bir ay aradan sonra Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmede liderler yeni anayasayı ele aldı. Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir. İki liderin gündeminde yeni anayasa vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. Görüşme, Başkan Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısından 4 gün sonra gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 1 saat sürdü. İki lider, yeni anayasanın hayata geçirilmesi için izlenecek yol haritası noktasında görüş alışverişinde bulundu. Yeni anayasa çalışmasına hiç şüphesiz Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla birlikte öncülük edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın meclisteki sandalye sayısı 337. Yani anayasayı değiştirecek sandalye sayısına sahip çoğunlukta değil. Ancak anayasa değişikliği için 400, referandum için 360 vekilin desteği gerekiyor. İfade etmek isterim.
İki liderin gündemindeki bir diğer başlık da Cumhur İttifakı'nın genişlemesiydi. Başkan Erdoğan bir süredir bu kapsamda temaslar yürütüyordu. Liderler güncel siyasi gelişmeleri de değerlendirdi. Boğaziçi Üniversitesi üzerinden yapılan provokasyonlar da ele alındı. İki lider son olarak 5 Ocak'ta MHP lideri Bahçeli'nin konutunda bir araya gelmişti. Devam ediyoruz. Anayasa değişikliği süreci nasıl işliyor? Ayrıntılarıyla aktaralım sizlere. Öncelikli olarak bilgileri verelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi 600 milletvekilinden oluşuyor. Değerli izleyenler ve dinleyenler, Cumhur İttifakı'nın koltuk sayısı 336. Bunun üzerinden maddelere bakalım şimdi. Anayasa değişikliği için üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluk gerekliliği şartı var. Yani 400 milletvekilinin oyu gerekiyor anayasa değişikliği için. Anayasa değişikliği referandumu için de meclisin 5'te 3'ünün oyu gerekiyor. Yani nitelikli çoğunluk aranıyor. Bu da 360 milletvekilinin oyu demek oluyor. Notunu düştük. Cumhur İttifakı'nın toplam oyu, toplam koltuk sayısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 336. Bunu da hatırlatmış olalım. Yine bu konuyla ilgili gelişmeleri an be an sizlere aktaracağız. Konuyu takip ediyor olacağız. Bir diğer başlıkla devam edelim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 48 kişi gözaltına alındı. Ayrıntılara bakalım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara merkezli 22 farklı ilde 2005 yılında polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ tarafından verilen soruları alarak komiser yardımcısı olan ve soruları dağıtan kişiler hakkında eş zamanlı operasyon başlattı. Yapılan operasyonun ardından 48 FETÖ üyesi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında aranan şüphelilerin bir kısmının ise yurt dışına firar ettiği tespit edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Arnavutluk'ta temaslarda bulundu. Şentop, Arnavut mevkidaşıyla katıldığı basın toplantısında açıklamalar yaptı. Arnavutluk'ta temaslarda bulundu. Balkanlardaki FETÖ tehlikesine karşı uyardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutluk'ta Cumhurbaşkanı İlir Meta ve Başbakan Edi Rama ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop, Arnavut mevkidaşı Gramoz Ruçi ile katıldığı ortak basın toplantısında ise bölgedeki FETÖ tehlikesine dikkat çekti. Bu Fethullahçı terör örgütü gizli emellerini, amaçlarını, eğitim faaliyeti gibi, sağlık hizmeti gibi, bazı dernekler gibi, medya çalışmaları gibi masum maskelerin arkasına gizleyerek yürütmektedir. Faaliyet gösterdiği bütün ülkeler bakımından da bir güvenlik tehdidi oluşturmaktadır. FETÖ örgütünün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine asla izin vermeyeceğimizi belirtmek isterim. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü bahane edilerek Kadıköy'de düzenlenen yasa dışı gösterilerle ilgili gözaltına alınan 23 şüpheliden ikisi tutuklanmıştı ve diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geride bıraktığımız dakikalarda İstanbul Valiliğinden bir açıklama geldi. Şimdi o açıklama ve çok daha fazlasını Mehmet Karataş'tan alacağız. Sözü Mehmet'e bırakın. Evet, Pelin Şanlı, konuya ilişkin olarak açıklama İstanbul Valiliğinden yazılı olarak geçtiğimiz saat içerisinde yapıldı. Ve yapılan bu açıklamada Kadıköy'deki gerçekleştirilmek istenen o yasa dışı eylem ve provokasyonda gözaltına alınan 65 şahsın 58'inin farklı terör örgütleriyle iltisaklı, irtibatlı ve hatta geçmişte suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Yasak olmuş olmasına rağmen dün yine Kadıköy'de provokasyon için harekete geçmişlerdi. İşte bu noktada Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınan 65 şahsın içerisinde 58'inin farklı terör örgütlerinde kayıtları olduğu yapılan incelemeler neticesinde belirlendi ki onlardan birinin DHKPC terör örgütü üyesi olduğu ve hatta aranmasının da bulunduğu belirlendi. O şahıs da yine bu gerçekleşen eylemlerde yer aldığı tespit edilirken 28 şahsın da DHKPC, TKML ve yine TİKKO ve THKPC gibi terör örgütleriyle iltisaklı, irtibatlı ve hatta üyesi olduğu bilgileri söz konusu ki 22 şahsın da PKK terör örgütüyle ilgili geçmişte suç kayıtlarının
bulunduğu tespit edilirken 7 şahsın da farklı terör örgütleriyle irtibatlı olduğu belirlendi ve diğer 7'sinin de herhangi bir suç kaydının olmadığı ortaya çıktı. Dediğimiz gibi aslında 1 Şubat itibariyle gerçekleşen bu yasa dışı eylemlerin içerisinde birçok farklı terör örgütüyle irtibatlı olduğu belirlenen şahıslar ele geçiriliyor ki işte bu noktada güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarılıyor. Özellikle de ilk olarak olayın ortaya çıktığı bu noktada, yani Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'nde özellikle polis ekipleri bu noktada güvenlik önlemlerini asla elden bırakmıyor ki bu noktada nöbet tutmaya, görev başında olmaya da devam ediyor. Bizler de haber ekibi olarak ilk günden itibaren olduğu gibi bugün de bu noktadaki her bir gelişmeyi ekranlara taşıyacağız diyelim ve söz tekrar size bırakalım. Mehmet Karataş'a teşekkür ediyoruz. Yine aynı konu üzerinden devam edeceğiz. Boğaziçi Üniversitesi provokasyonlarında ortaya atılan birçok yalan vardı. O yalanlar tek tek çürütüldü. Doğrularına bakacağız şimdi sizlerle birlikte. Polis aşağıya bak dedi yalanını olayların ilk gününden itibaren duyduk ve videosunu da sizlere aktarmıştık. Doğrusu polis aşağıdan toplu gitmek yok diyor. Aşağıdan diyor, pandemi önlemi olarak bu aslında seslenişi yapıyor. Bir diğer yalan, öğrencileri vurmak için çatıya keskin nişancı koyuldu yalanı ortaya atılmıştı. Bunun doğrusuysa herhangi bir sabotajda bulunulmasın diye öğrencileri korumak için drone savar konumlandırıldı değerli izleyenler ve dinleyenler. Bir diğer yalana bakalım hemen. Bütün Boğaziçi öğrencileri protestoya katıldı dendi. 108 şüpheliden sadece 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu valilik tarafından da açıklandı. Doğru olan buydu. Bir diğer yalansa bir öğrenci beyin travmasından ameliyatta iddiası ortaya atıldı. Yalandı bu. Doğrusu böyle bir olayın olmadığı akademisyenler tarafından da açıklandı. Bir diğer yalanla devam edelim. Şüphelilerden birinin polis ekiplerince başörtüsü açıldı ve kadın yerlerde sürüklendi iddiası vardı. Bu olayda doğrulandı. Yani doğrulanmadı. Bu bir yalandı. Doğrusu aktarıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Twitter üzerinden söz konusu öğrencinin gözaltına alındığı ana ait görüntüleri yayınlayarak iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. İşte Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşen provokasyonlarda ortaya atılan yalanların doğruları bunlardı. Şimdi Millet İttifakı'ndan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara her gün destek devam ediyor. CHP, HDP ve İYİ Parti grup başkan vekillerinin ardından liderlerden de eylemcilere yanındayız mesajları geldi. Ayrıntılarına bakalım. Gencecik çocukları siz terörist ilan edemezsiniz. Türkiye'nin evlatları, bütün evlatlar bizim evlatlarımızdır. Muhalefetin Boğaziçi provokasyonuna desteği sürüyor. Grup başkan vekillerinin ardından bu kez liderler konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gözaltına alınan şüphelilerin terörle bağlantılarını görmezden geldi. Eylemcilere sahip çıktı. Öğrenciler ne yaptılar Allah aşkına? Cam çerçeve mi kırdılar? Bir yeri mi tahrip ettiler? Hayır. Toplantı ve gösteri yaptılar. Bunlar memleketimizin evlatları. Terörist diyorlar. Suç. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de provokasyona tepki göstermek yerine hükümeti suçladı. Tartışılacak açıklamalara imza attı. O gençlerin karşısına yeni tayin olmuş gencecik polisleri koyarsanız gene yanlış yaparsınız. Genci gence kırdırmanın bir yolunu bulmuş olursunuz ki bunu Türkiye açısından çok sakıncalı buluyor. HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç da provokasyonu masum göstermeye çalışmıştı. Çok masum bir şekilde o üniversitedeki, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenciler ve öğretim üyeleri atanmış rektör, kayyum rektör istemiyoruz diyorlar. Bundan daha doğal, bundan daha meşru ve demokratik bir protesto olabilir mi? Olamaz. Bu yapılan açıklamalarla birlikte Boğaziçi olayı bir sokak hareketine dönüştürülmeye çalışıldı değerli izleyenler ve dinleyenler. Vatandaşlarsa bu provokatif olaya tepki gösterdiler. Neler söylediler bakalım. Ya aslında daha önce Cumhurbaşkanı bu rektörü atadı. Fakat daha önceki Cumhurbaşkanlar da rektör atıyordu. Dolayısıyla ben bu Cumhurbaşkanı'ndan yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeni bir rektör atayışında
sorun görmüyorum. İşte bir rektör davası oldu. Hani kendi aralarında böyle bir rektör istemediklerini belirttiler. Sonra olay farklı yerlere taşındı. Yok LGBT, yok işte eşcinsellik. Yani bu çaplara taşındı. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu LGBT olayı bana saçma geliyor. Yani oldukça saçma. Yani rektör değişmesi kayyumla atandığı için belki ya olabilir, istemeyebilirler ama olayın bu raddeye kadar gelmesi saçma. Yani ayrıca devletin mesela polisine, askerine hani yanlış biçimde davranmak, işte taş atmak, sopa atmak bunlar yanlış bir şey. Vallahi geçmiş zamanlarda 17-25 Aralıkları da gördü ülkemiz. Bu yapılanları gerçekten esefle kınıyorum. Daha önce konu 3-5 ağaç olmadığı gibi bugün de bu konunun bir rektörden ibaret olmadığını net olarak görebiliyoruz. Ama biz bu ülkenin gençleri olarak daima devletimizin yanındayız. Bu milletin öz evlatlarının duruşu da davranışı da ben bellidir diyorum. Tez zamanda oradaki vatandaşlarımızın da provokatörlerin o gazlarına sokak tabiriyle gelmemelerini rica ediyorum. Sağduyulu bir şekilde hepimizin yapması gereken devletimizin yanında olmaktır. Şunu anlamıyoruz ya, öğrenciler bu öğretim sisteminde, üniversitelerde nasıl bir eğitim alıyorlar ki polise, milli değerlere, yani polis araçlarına taş atabiliyorlar. İşte ne bileyim, araçları yumrukluyorlar, çöp tenekelerini konteyner. Yani bunlar çok çirkin şeyler. Yani bunlar daha önce de gördüğümüz gibi Gezi olaylarında da aynı şekilde aynı şeyleri yaşadık. Yine Türkiye'nin içindeki militanların dış güçler tarafından harekete geçirilmesi, orada Gezi vari bir olay yaratılması meselesi var. Bizim devletimiz ve milletimiz artık bunu görüyor kardeşim. Kimse inanmıyor bu işlere artık. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık gündeme getirdiği çiftçilere milli gelirin %1'i oranında destek verilmiyor iddiasına Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç'tan yalanlama geldi. A Haber özel açıklamalarda bulundu ve Kılıçdaroğlu'nu kurnazlık yapmakla suçladı ve çok daha fazlasını söyledi. Bakalım. Hiçbir zaman çiftçiye milli gelirin %1'i oranda destek verilmedi. Bu %1'lik desteği verme sözünü kanuna koyan biziz AK Parti olarak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir iddiasının daha gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Tarım kanununda yer almasına rağmen çiftçilere milli gelirin %1'i oranında destek verilmediğini savunan ana muhalefet liderine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Komisyonu Başkanı AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç'tan yalanlama geldi. Hiç iddia edildiği gibi durum gibi değil. Herkes şu kurnazlığı yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu da bunu yapıyor. Sadece doğrudan gelir desteğini alıyor ve basit bir şekilde bütçeyi bölüyor. Yani gayri safi yurt dışı hasılaya bölüyor ve rakamı çıkarıyor. Öyle bir şey yok. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Komisyon Başkanı Kılıç, Türkiye'de tarımsal alana verilen desteğin Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde olduğunu dile getirdi. Tarımsal alana verdiğimiz destek, bakın, bir doğrudan gelir destekleri önemli bir kalem. Bunun dışında kredi sübvansiyonları, bunlar tamamen tarıma verilen destek, devletin cebinden çıkıyor. Sulama yatırımları, sulama yatırımlarına ciddi oranda devlet hibe veriyor, %50. Yurt dışı ihracatta efendim ciddi destekler veriliyor. Bunları kattığınız zaman arkadaşlar ortalaması son 17-18 yılın %1,5 civarında ve bu Avrupa Birliği ortalamalarının üzerinde ve bunu geçen yıl OECD tebrik etti, Avrupa Birliği teşekkür etti Türkiye'ye. 2012'den bugüne kadar sadece doğrudan gelir destekleri üzerinden tarıma yapmıştır olduğumuz destek 320 milyar Türk lirası civarında. Dolayısıyla rakamlar, gerçek rakamlar. AK Parti'nin siyasi partiler ve seçim yasalarına yönelik çalışmasında demokrasi dışı yöntemlere karşı milletvekili transferlerine yıl sınırlaması gündeme getirildi. Alternatifler arasında dar bölge, daraltılmış bölge başlıkları yer alsa da seçim barajının düşürülmesi fikri de masada. AK Parti yeni anayasa ve reform paketi çalışmalarının yanı sıra siyasi partiler ve seçim yasalarında değişiklik içinde mesaisini yoğunlaştırdı. Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Başkanlığında çalışma yürüten komisyonun geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taslak metin üzerinden sunum yaptığı öğrenildi.
Taslakta seçim barajı, siyasi partilerin mecliste grup kurabilmesi için gereken sayı, milletvekillerinin parti değiştirmelerinde izlenecek yöntem, ittifakların nasıl seçime gireceği gibi başlıkların alternatifli bir şekilde çalışıldığı belirtildi. Erdoğan'ın son talimatları doğrultusunda taslaktaki alternatifler en aza indirilecek. Taslak son şeklini Cumhur İttifakı ortağı MHP ile yapılacak istişareler sonucunda alacak. Alternatif düzenlemeler arasında dar bölge, daraltılmış bölge gibi başlıklar yer alsa da seçim barajının düşürülmesi düşünülüyor. Bu çerçevede barajın %7 veya 5'e indirilmesi değerlendiriliyor. Bunun yanında ittifaklar için farklı baraj uygulaması da gündemde. 19. Milletvekili transferi gibi demokrasi dışı yöntemlere karşı da önlem öngörülüyor. Bu kapsamda milletvekili transferlerine yıl sınırlaması planlanıyor. Taslakta muhtarlık seçimlerine yönelik alternatif başlıklar da sıralandı. Yerel seçim sonuçlarına etki ettiği düşünülen muhtarlık seçimlerinin belediye seçimlerinden farklı tarihte yapılması da değerlendiriliyor. Ege Üniversitesi bünyesinde kurulan COVID-19 aşı uygulama, üretme ve geliştirme enstitüsünde Türkiye'nin ilk ve tek DNA aşı çalışması yapılıyor. Bu konuyla ilgili ayrıntıları Sefer Ayçe ve konuğundan alacağız şimdi. Sefer, söz sende. Pelin, günaydın. Evet, senin de belirttiğin gibi Türkiye'nin ilk DNA aşısı çalışmaları Ege Üniversitesi bünyesinde başladı. Aşının Haziran ya da Ağustos sonunda çıkması bekleniyor. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Peki neler oluyor? Onu da konuğuma soralım. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum abi. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. DNA aşısı nedir? DNA aşısı nükleik asit bazlı aşılardan bir tanesi. Yeni jenerasyon dediğimiz platformda üretiliyor. Burada biliyorsunuz uğraştığımız virüs bir RNA virüsü. Yani evet. DNA'sı yok. Ama biz bu RNA virüsünden bir kopya üreterek DNA, sentetik bir DNA yaratıyoruz. Bu yarattığımız sentetik DNA hücre içine girdikten sonra aynı virüs RNA'sı gibi bir messenger RNA üretiyor, mesajcı bir RNA üretiyor. Bu şekilde protein sentezi tetikleniyor. Herhangi bir şekilde içinde virüse ait herhangi bir risk oluşturacak antijen yok. Ama antijeni nasıl yapacağına dair gerekli tüm bilgi var, proteini üreteceği bilgi var. Bu sebeple son derece güvenilir bir aşı. Ama DNA aşılarının bir özelliği var. İnsan üzerinde bugüne kadar sadece kanser aşılarında denenen bir yöntem. Bu platform çok yeni bir platform. Hızlı yürüyen ama oldukça ön kurgusu zor bir platform. Bu sebeple dünya genelinde zaten 16 aşı araştırmacısı DNA üzerinde, DNA aşısı üzerinde çalışıyor. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın listesine bakacak olursanız ikinci sırada Ege Üniversitesi'nin aşısını göreceksiniz. Biz çok ümit varız aşımızdan. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda iyi sonuçlar elde ettik hayvan deneyleri üzerinde. Toksikolojik olarak yaptığımız çalışmalarda son derece olumlu gözüküyor. Bundan bir sonraki aşamamız da GMP dediğimiz iyi üretim uygulamaları safhası. Tahmin ediyorum Şubat ortasına kadar da o aşamaya gelmiş olacağız. İnaktif aşı ve sentetik aşı arasındaki farkı da? Şimdi inaktif aşılarda virüsün kendisini öldürürsünüz. Evet. Bunu öldürmek için ışın kullanabilirsiniz, ısı kullanabilirsiniz, bir takım kimyasallar kullanabilirsiniz. Bizim aşımızın içinde herhangi bir virüsün kendine ait bir materyal yok. Hiçbir şekilde virüsün bir viral parçası yok. Sadece RNA'sından sentezlenmiş bir DNA kopyası var sentetik olarak. Bu da herhangi bir şekilde insan vücudunda zarar oluşturabilecek en ufak bir etkiye sahip değil. Evet. Ürettiğiniz bu aşı mutasyonlu virüse etkili olacak mı hocam? Çalışmalarımızda biz virüsün elimizdeki Türkiye'de Sağlık Bakanlığı virüsün tüm etkin malzemelerini yani izole ettiği tüm suçları bize gönderdi. Biz bu suçlar içinde hepsinde sabit olan, değişmeyen, herhangi bir şekilde mutasyona uğramayan kısımları üzerinde 4 adet aşı adayı belirledik. Bu sebeple şu anda bizim planladığımız DNA aşısının mutasyonlardan etkilenmeyeceğini, varyantlar karşısında çaresiz kalmayacağını düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Kolay ederim, gelsin. Sağ olun. Evet Pelin, ilk aşı DNA aşısı Ege Üniversitesi'nin bünyesinde gördük. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bir aksilik olmazsa Ağustos sonunda aşımız DNA aşısı da Ege Üniversitesi bünyesinde yapılacak diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
Sefer Ayça'ya ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi İstanbul'a dönelim. İstanbul bu sabah saatlerinden itibaren sisle doluydu ve hala da o etki devam ediyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi azalmıştı. Emirhan Ergen notlarıyla karşımızda detayları aktaracak bize. Emirhan. Sabahki kadar yoğun olmasa da sis hala da İstanbul'da etkisini göstermeye devam ediyor. Ben hemen şöyle kadrajdan çıkayım. Kameraman arkadaşım Ahmet Işık sisi sizlere göstersin. Normalde bulunduğumuz noktadan tarihi yarımada çok net bir şekilde görülürken şu anda tarihi yarımadanın görülmediğini sis nedeniyle belirtelim. İstanbullular sabah saatlerinde uyandıklarında çok yoğun bir sisle karşılaştılar. Öyle ki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü neredeyse kaybolmuştu. Sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça düşmüştü. Bu da tabii ki deniz ulaşımını etkiledi. Özellikle dakikalar önceye kadar deniz ulaşımı sis nedeniyle İstanbul'da gerçekleşmiyordu. Ancak dakikalar önce bu noktaya bir gemi yanaştı ve deniz ulaşımının artık normale döndüğünü belirtelim. Tabii ki gemi geçişleri sis nedeniyle de İstanbul'da durdurulmuştu. Bu bilgiyi de hemen sizlerle paylaşalım. Özellikle sis nedeniyle trafikte de tabii ki görüş mesafesinin düşmesi açısından bazı noktalarda özellikle İstanbul'un ana arterlerinde bir yoğunluğun oluştuğunu belirtelim ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de bu sis nedeniyle bir yoğunluk oluşmuş durumdaydı. Şu dakika itibariyle sis artık yavaş yavaş İstanbul'da etkisini kaybetmeye başladı ve deniz ulaşımı da normale döndü. Emirhan Ergen'e teşekkür ediyoruz. İstanbul'daki son durum buydu. Sıradaki haberimize devam edelim. Jet Credi ismiyle faaliyet yürüten bir şirket Ankara Sincan Batı Başsavcılığı tarafından çökertildi. 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Krediye ihtiyacı olan kişilere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan kredi danışmanlığı konusunda izin alınmış izlenimi uyandırılarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine başsavcılık harekete geçti. Teknik takibin ardından şüphelilerin örgütlü bir faaliyet yürüttüğünü tespit eden Sincan Başsavcılığı, sahte mükellefler tesis ederek görünüşte bir iş yeri açtıklarını ve hak etmedikleri halde 13 kişiye bankadan kredi çektirdiklerini ortaya çıkardı. Dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan aralarında muhasebeci ve banka çalışanlarının da olduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 20'si yakalanarak Ankara Emniyetine götürüldü. Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 31 yıl hapis cezası bulunan bir kişi oğlu için düzenlenen doğum günü partisinde yakalandı. Emniyete götürülen şahıs kendisini bırakmaları karşılığında polislere 700 bin lira rüşvet teklif etti. 20'li yaşlarına hoş geldin. Hakkında kesinleşmiş 31 yıl hapis cezası bulunan şahıs oğlunun doğum günü partisinde yakalandı. Polise 700 bin liralık rüşvet teklifinde bulunan şüphelinin ses kaydı ortaya çıktı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri resmi belgede sahtecilik ve sahte banka veya kredi kartı kullanmak suçlarından 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin izini sürüyordu. Firari O.K. Darıca ilçesinde bir villada oğlunun doğum gününü kutlamasında yakayı ele verdi. Kurtulmak için kendisini S.A.K. olarak tanıttı. Şüpheli O.K. kendisini yakalayan polislere serbest bırakmaları karşılığında rüşvet olarak 300 bin lira nakit ve 400 bin lira değerindeki teknesini vermeyi teklif etti. Ancak polis ekibi teklifi reddedip şahsa tepki gösterdi. Emniyete götürülen O.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 3 polise örnek davranışları nedeniyle Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle teşekkür belgesi ve hediyeler verildi. Yalova'nın Çiftliköy ilçesinde yaşayan 115 yaşındaki Zeliha Barlas, kahraman askerlere yün çorap örüp göndermişti. Mehmetçik de asırlık çınara kayıtsız kalmadı. Kahramanlar Zeliha Nine'ye mektup ve el dokuması seccade gönderdi. Amasya'da yaşayan 70 yaşındaki Zeliha Keleş ise Mehmetçik'e aldığı çorap ve eldivenleri yolladı. Allah razı olsun canımın. Çok memnun oldum vallahi. Sizlere güzel bir haberim var. Zeliha Nine'mizin zorlu şartlarda görev yapan siz kahraman Mehmetçikler için
emek vererek, girmek girmek, dualar ile ördüğü çorapları ve duygularını dile getirdiği mektubu üst bölgemize ulaşmışlar. Mehmetçik'ten Zeliha Nine'ye duygulandıran hediye. Güzel bir seccade yollamışlar. Zeliha Nine'miz bize, vatana, millete. Yalova Çiftlik Köy'de yaşayan Zeliha Barlas, askerler için yün çorap örüp göndermişti. Gönderdiğim bu mütevazı çorapları kusurunu eksilini görmeyin. Biliyorum bazıları farklı renklerden oldu. Bazılarının motifleri tutmadı. Yaşıma bağışlayın. Yün çorapların ulaştığı Şırnak, Kureş'in tepe üst bölgesindeki askerler asırlık çınarı unutmadı. Çok sevindim. Biz de çok sevindik seni görmeye. Kahramanlar Zeliha Nine'ye el dokuması, seccade ve duygusal bir mektup yolladı. Çok selam göndermişler sana askerler. Çok selam göndermişler. Aleyküm selam. Bana çok selam söyle. Allah razı olsun. Memnun oldum vallahi. Kahramanların asırlık çınara teşekkür ettiği mektup, Türk Silahlı Kuvvetleri adına sağlıklı ve uzun ömürler diler, şükranlarımızı sunarız. İyi ki varsınız, teşekkür eder, ellerinizden öperiz ifadeleriyle sona eriyor. Bizim için dualarınızla örerek göndermiş olduğun, hepsi birbirinden güzel, sevgi dolu hediyeni aldık. Hediyeni ve duygu dolu mektubun için teşekkür ederiz. Hem ayaklarımızı hem de yüreklerimizi ısıttınız. Hadi canım. Devletimize karşı gerçekten büyük minnet ve şükranlarımızı götürüyorum Savunma Bakanlığımıza ve her zaman, her daim göreve hazır bir şekilde onun evlatları olarak hassasiyetle böyle dimdik ayaktayız elhamdülillah. Tabip Albay Öztürk tarafından sağlık kontrolünden geçirilen Zeliha Nine, ördüğü yün çoraplardan hediye ettiği konuklarını kapıya kadar uğurladı. Seni de Allah razı olsun. Ya Keleş'te 70 yaşında Amasya Suluova'da yaşıyor. Eşini 20 yıl önce kaybetti. Geçimini hayat arkadaşından kalan maaşla sağlıyor. Soğuk, kar da geziyor, sırttan da yükleri. 7 çocuk annesi kadın, kış şartlarında vatani görevini yapan askerlerin üşümemesi için eldiven ve çoraplar satın aldı. Onda olmasa bir durmak ki. Nerede askerimiz olursa Allah razı olsun. Keleş eldiven ve çorapları posta aracılığıyla Şanlıurfa'daki bir birliğe gönderdi. Ne yapıyoruz yavrum, askerlerimiz olmasa ne deriz biz? Allah onları var etsin yavrum. Ağlıyorum yavrum. Onlar da ana kuzusu. Zeliha Keleş anlamlı hareketiyle herkesi duygulandırdı. Samsun'a gideceğiz şimdi. Atakum ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Merve Huntürk, tramvay durağında fenalaşarak raylara düşmüştü. Tramvay sürücüsünün dikkati sayesinde ölümden dönen genç kız, kendisini kurtaran Vatman'a çiçek alarak teşekkür etti. Raylara düşen genç kız hayatını kurtaran Vatman'ı unutmadı. Ona bir hayat, ona bir can borçluyum. Yürekleri ağızlara getiren olay Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelmişti. 21 yaşındaki Merve Huntürk istasyonda tramvay beklerken bir anda rahatsızlanarak bayılıp raylara düşmüş. Rayların altında kalmaktansa tramvay sürücüsü Merve Yıldız Öker'in dikkati sayesinde kurtulmuştu. Bir anda ne olduğunu anlayamadığım şekilde kendimi yerde buldum. O anları hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Merve Hanım'ın dikkati sayesinde şu anda hayattayım. Olası bir facianın önüne geçilen olayın ardından durumu iyi olan genç kız kahramanıyla bir araya geldi. Dikkatiniz sayesinde şu anda hayattayım. Her şey için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merve'nin iyi olmasına çok mutluyum. Kötü bir kaza, daha kötü sonuçlar olabilirdi. Bizim işimizde dikkat çok önemli. Dikkat en önemli kural hatta. Bir kadın olarak da böyle bir iş yapması beni ayrıyetten bir gururlandırıyor. Kenya'da yoğun yağışlar nedeniyle bir adayı su bastı. Adada mahsur kalan zürafalarsa çevreciler tarafından özel olarak hazırlanan bir sal yardımıyla kurtarıldı. Adayı su bastı. Mahsur kalan zürafalar dev sallarla kurtarıldı. Görüntülerin adresi Kenya. Longicharo adasını yoğun yağışlar nedeniyle su bastı. Onlarca zürafa adada mahsur kaldı. Zürafaların yardımına ise Kenyalı bir grup çevreci yetişti. Özel olarak hazırlanan salla dev zürafalar birer birer adadan tahliye edildi. Şu ana kadar su basan adadan 6 zürafa kurtarıldı.
Diğer zürafalar içinse kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şili'de yüz binlerce balık kıyıya vurdu. Uzmanlar olayın su sıcaklığının ya da kalitesinin değişmesinden kaynaklı olabileceğini söyledi. Şili'nin Biobío bölgesinde yetkililer ihbar üzerine sahile intikal etti. Yüz binlerce irili ufaklı balık ve deniz canlısının karaya vurduğu ortaya çıktı. Yengeçler ve bitkilerin de kıyıya vurması üzerine uzmanlar harekete geçti. Deniz canlılarının ani ölümünün su sıcaklığı ya da kalitesinin düşmesinden kaynaklanabileceği açıklandı. Suudi Arabistan'da günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle birçok nokta su altında kaldı. Yağışların vurduğu Tebük Çölü'nde şelaleler ve nehirler oluştu. Gök siyaha büründü, çöl havası yerini tropikal iklime bıraktı. Suudi Arabistan günlerdir şiddetli yağışın etkisi altında. Sokaklar, caddeler, hatta çöller su altında kaldı. Kızgın kumullarda şelaleler oluştu. Araçlar kullanılamaz hale geldi, onlarca ev ve iş yeri zarar gördü. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yağışların devam edeceği duyuruldu. Vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. İstanbul'un değişimine direnen son kaleleri hiç şüphesiz merdivenli sokakları. İşte o yerlerden biri de Bebek'te bulunan 224 basamaklı Ehram Yokuşu. Kimi rahatlıkla çıktı, kimi nefes nefese kaldı. Ama herkesi bekleyen manzaraysa bambaşka. İşte İstanbul'un uzun ince Ehram Yokuşu. Bu yokuşu tırmandınız mı merdivenleri? Tırmanmadık çünkü çok uzun olduğu için. Evet, oldukça fazla tırmandım. Her zaman kullanıyoruz sabah akşam. Dizlerde derman, gözlerde can bırakmayan İstanbul yokuşlarını en iyi kim bilir? Her gün bu basamakları tırmanan sokak sakinleri mi? Yoksa eğlence haline getiren çocuklar mı? Herkes bilir. İşte biz de o yokuşlardan birindeyiz. Basamağıyla meşhur Ehram Yokuşu'ndayız. Hiç merak ettiniz mi kaç basamaklı olduğunu? Çok yorulacağım için merak etmiyorum. Saymadım hiç. Saymadım, aklıma gelmedi o. Çıktım ama tabii insan bir yerden sonra sayıyı unutuyor. O zaman hep birlikte sayalım ve birlikte görelim. 1, 2, 3, 4, 5. ...126, 127, 128, 129, 130... 131. Nefesim kesildi. Ama pes etmek yok. Kaçta kalmıştım? 131. 132. Benim gözümü de büyüyor. Maalesef tırmanmıyorum. Haftada bir iki çıkıyorum bu merdivenleri. Yarıya kadar yorulmuyorum. Yarıdan sonrası bayağı bir zorluyor. Kimi iki dirhem bir çekirdek o basamakları göze alarak çıktı. Kimi ne olursa olsun o manzara için değer dedi. Yorulduğuma değiyor. Manzara, tabiatın en güzel şeylerini seyrediyorum, mutlu oluyorum. 219, 220, 221, 222, 223, 224, 224 basamak ve zirveye ulaştık. Ve dedikleri kadar da varmış çünkü hemen baktığımızda İstanbul'un boğaz manzarası bizi karşılıyor. 224, ooo. 224 değil, 324, 500. Değer. 224 basamak hiçbir şey benim için. Ehram yokuşuna yolu düşenler, o basamakları tırmanmayanlar, o sakin, huzurlu, derin sessizliğin keyfini çıkarsın. Eski İstanbul'u hatırlatıyor. Erzurum'da sevgi evlerinde kalan çocuklar Atabuz Müzesi ve Çağdaş Sanat Galerisi'ni gezdi. Sanat eserleri büyük ilgiyle incelendi çocuklar tarafından ve çocuklar eğlenceli vakit geçirdiler. Sevgi evlerinde kalan çocuklar Türkiye'nin ilk buz müzesini gezdi, eserler arasında keyifli vakit geçirdi.
Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde himaye edilen çocuklar, Atatürk Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki Ata Buz Müzesi'nde bulunan buzdan heykelleri gezdi. Çocuklar Buz Müzesi'nin yanı sıra Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bulunan Çağdaş Sanat Galerisi'nde ziyaret etti. Bazı eserler karşısında çok şaşıran çocuklar eserlerle de bol bol fotoğraf çekildi. Evet, çok güzeldi, çok beğendim. Başka nereye gezdin bugün? Buzlu bir yer, böyle güzel güzel sanat eserleri var. Tuzla böyle bardakları kırıp içine şey yapmışlar, çok güzeldi. Buz Müzesi'ni gezdin? Evet. Yaklaşık 60 çocuk pandemi kurallarına uyularak gezdikleri Buz Müzesi'nde buzdan yapılan eserlerle eğlencenin tadını çıkardı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürlüğü bünyesinde koruma altındaki özel çocuklar Türkiye'nin ilk buz müzesi olan Ata Buz Müzesi'ni ziyaret ettiler. Çocuklar buzdan eserler karşısında hem şaşırdılar hem de gönüllerince eğlendiler. Daha sonra Çağdaş Sanat Galerisi'ni gezen çocuklar sanat eserlerini hayranlıkla inceledi. Eserler önünde bol bol fotoğraf çekti. Çocuklar Çağdaş Sanat Galerisi'ni gezerken en çok etkilendikleri eser de işte bu oldu. Gül Dünya, kadına şiddeti anlatan bir eser. Çocuklar bu eser karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. En çok dikkatimi çeken Gül Dünya, şiddet mağduru kız. Onun anısına yapılmış bir şey. Gerçekten o çok güzeldi. Yavaş yavaş tükendiğini anlatıyor. Sanatsal ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayan gezide çocuklar güzel bir gün geçirdi. Saatler 12'yi gösteriyor ve Ajans Bugün'ün son bölümüyle devam ediyoruz yeni gelişmeleri aktarmaya. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamıştı. Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödenekleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla birçok önlem hayata geçirildi. Bunlardan biri de işsizlik ve kısa çalışma ödeneği. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ücretlerinin 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Ödemeler banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak. HDP heyeti CHP Genel Merkezi'nde görüşmede gündeme gelebilecek başlıklar da sürpriz değil. Ayrıntılar için şimdi Ankara'ya gidelim. İlter Yeşiltaş aktaracak bizlere. İlter. Pelin Şanlı görüşmede 1,5 saat geride kaldı. Saatler 10.30'u gösterdiğinde HDP eş genel başkanı Mithat Sancar başkanlığındaki heyet CHP Genel Merkezi'ne geldiler. Burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşüyorlar. 1,5 saat geride kaldı. İlerleyen dakikalarda HDP heyeti genel merkezden ayrıldıktan sonra görüşmeye ilişkin kısa bir değerlendirme yapacaklar. Tabii konular, hangi konular ele alındı onu senin de söylediğin gibi aslında tahmin etmek güç değil. Zaten günler öncesinden HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş, kayyumlar konusu gibi başlıkların masaya geleceğinin mesajını vermişlerdi. Selahattin Demirtaş konusu HDP açısından önemli. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklediği desteği aldıklarını söyleyebiliriz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da derhal serbest bırakılsın çağrısı yapmıştı. Kayyumlara da yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karşı çıkıyordu. Yani bu başlıklarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nden tam destek aldı HDP. Tabii HDP'nin serzenişte bulunduğu en önemli gündem başlığı ise HDP önümüzdeki seçimlerde olması muhtemel ittifakta görünür olmak istiyor. Yani dolaylı bir ittifaka yanaşmayacağının mesajını veriyor HDP. Bu konuya ilişkin beklentilerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilettiğini tahmin ediyoruz. Önümüzdeki dakikalarda görüşmenin ardından HDP'den kısa bir açıklama gelecek. İlter Yeşiltaş'a teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı. Konuyla ilgili ayrıntılar için Ankara'da Lamia Ayhan bizi bekleyen isim. Sözü Lamia'ya bırakın.
Evet Pelin, şu anda demokrasi dışı yolları önerenlere, seçim dışı alternatifleri dile getirenlere tepki gösterdi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından. Yaptığı açıklamada o açıklamalar şöyle, özellikle altını çizelim, muhalefet etmek adına demokratik süreçleri ve seçim mekanizmasını hedef alanlar bu ülkeye en büyük kötülüğü yapıyorlar dedi Ömer Çelik AK Parti sözcüsü. Demokrasi bu milleti bedelini ödemiş bir kazanımıdır dedi yine ifadesinde ve her muhalefet yapan kendiliğinden demokrat olmuyor dedi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ve demokrasimize yapılan tüm müdahaleler ülkemize gerileme getirdi. Her müdahale ülkemize özellikle bunun da altını çizdi. Ülkemize rakip devletlerin önüne açtı ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı bu açıklamalar önemliydi. Bir kez daha altını çizelim. İktidara karşıyım diyerek demokrasiye saldıranlar ülkemizdeki en büyük kötülük çetesidir ifadesini kullan diyerek sözü yeniden size bırakalım Pelin Şanlı. Lamia Ayhan'a teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Boğaziçi'ni bahane edip Türkiye'yi karışıklığa sürüklemek isteyenler yine iş başındaydı. İstanbul Kadıköy'de yasağa rağmen HDP milletvekilleriyle yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. 65 kişi gözaltına alındı. HDP milletvekillerinin yolu trafiğe kapatması vatandaşın da tepkisine neden oldu. Kadıköy'de yasağa deldiler. HDP milletvekilleriyle birlikte yürüyüş yapmak istediler. HDP'nin çağrısıyla Kadıköy'de toplanan bir grup Söğütlüçeşme Caddesi'ne çıkıp yürüyüş yapmak istedi. Kaymakamlığın toplanma ve gösteri yürüyüşü yasağını hatırlatan polis grubun dağılmasını istedi. Ancak yürüyüş yapmakta ısrar eden gruba polis müdahale etti. HDP milletvekilleri Muazzez Orhan Işık ve Saliha Aydeniz bir İETT otobüsünün önüne oturarak yolu trafiğe kapattı. Polis yolu açmak için yoğun bir çaba sarf ederken trafikte beklemek zorunda kalan vatandaşlar HDP milletvekillerine tepki gösterdi. Polisin yaklaşık bir saatlik ikna çabasının ardından HDP milletvekilleri otobüsün önünden kalktı ve trafik normale döndü. Olayda 65 kişi gözaltına alınırken şahıslar sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partideki istifa depreminin ardından ilk kez konuştu. CHP'nin HDP'nin gölgesinde siyaset yaptığını iddia eden vekillere tepki gösteren Kılıçdaroğlu, CHP Atatürk'ün yolundan şaşmamıştır, ahlaklı olacaksınız diye seslendi. HDP'nin gölgesinde, dostlarının dizinin dibinde, iktidarın güneşini arayan Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldik. Ahlaklı olacaksınız. Ahlaklı zeminde bir siyaset yürüteceksiniz. İstifa depremiyle sarsılan CHP'de kriz her geçen gün derinleşiyor. Gözlerin çevrildiği Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partiden ayrılan milletvekilleriyle ilgili günler sonra sessizliğini bozdu. Tansiyonu daha da yükseltecek açıklamalara imza attı. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün gösterdiği istikametten sapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Atatürk'ün yoluna dönene kadar istifa ediyoruz. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin inandığı yoldan, kurucu değerlerden ve bu ülkenin değerlerinden vazgeçtiğini düşünemez. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kim mi yönetiyor? Cumhuriyet Halk Partisi'ni Cumhuriyet Halk Partililerin seçtiği kadroları yönetiyor. İstifa eden milletvekillerine hedefe koyan Kılıçdaroğlu, Atatürk, HDP, FETÖ ve PKK eleştirilerine de sert tepki gösterdi. Işığımız Öcalan diyen kumpas tetikçilerini Cumhuriyet Halk Partisi için şans görebilen yöneticilere, Atatürk'ü alenen soykırımcı olarak niteleyen HDP yönetimine ses çıkaramayan yöneticilere, partimizi yıpratan skandallar zincirlerine geldik. HDP'li bir kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yönetirken beyefendiler rahatsız olmuyor da HDP bir parti olarak bizi ziyarete gelince mi rahatsız oluyorlar? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 48 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara merkezli 22 farklı ilde 2005 yılında polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ tarafından verilen soruları alarak komiser yardımcısı olan ve soruları dağıtan kişiler hakkında eş zamanlı operasyon başlattı.
Yapılan operasyonun ardından 48 FETÖ üyesi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında aranan şüphelilerin bir kısmınınsa yurt dışına firar ettiği tespit edildi. ...2020 yılında yapılan yaşla Tuğgenerallik rütbesine yükseltilen Serdar Atasoy... ...Fethullahçı terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınmış ve itirafçı olmuştu. Peki teğmenlik rütbesinin kendisine FETÖ elebaşı Gülen tarafından takıldığını söyleyen Atasoy... ...bugüne kadar istihbaratın radarından nasıl kaçtı? Ayrıntıları şimdi Rüya Akkuş bize aktaracak. Rüya. Pelin herkes gibi o da Fethullahçı terör örgütü üyesiydi ancak herkes yakayı ele verdi. O bir şekilde gizlenmeyi başardı. İşte bu da akıllarda soru işareti yarattı. Sizler söylediniz ama üzerinden bir kere daha geçmekte fayda var. 2020 yılında yapılan yani sadece geçen sene yapılan Yüksek Askeri Şura'da Tuğgenerallik rütbesine yükseltildi. Hatta bu da yetmedi. En önemli, en kritik birimlerden bir tanesine Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda İstihbarat Daire Başkanlığı'na kadar da yükseltildi. Ancak 5 ay sonra hakimin karşısına FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle çıktı. Şimdi akıllardaki soru, bu kadar zaman gizlenmeyi nasıl başardı? Elde edilen ilk bilgilere göre aslında darbe girişimi gecesi Türkiye'de bulunmuyor oluşu en önemli hususlardan bir tanesiydi. Resmi görevli olarak Bangladeş'in başkenti Dakka'da görevdeydi. Dolayısıyla darbecilerle eylemsel ve fiziksel bir birliktelikte bulunmadı. Ancak o gece kurulan bir WhatsApp grubunda, Ateşeler adı verilen o WhatsApp grubunda yine Serdar Atasoy da vardı ve Serdar Atasoy Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatıldığı iddia edilen darbe girişimine ilişkinde emredersiniz komutanım yanıtını vermişti gönderilen mesaja. Bu elbette akıllarda bir soru işareti yaratmıştı. Dolayısıyla bir yere not edildi. Hatta darbe girişiminden bir yıl sonra da Erzincan'da yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Ancak hemen ardından da serbest bırakıldı. Geçen süre zarfında evet kendisi rütbe yükseltmesine denk geldi. Ancak bununla beraber MİT'in hazırladığı bir raporda her şeyi gün yüzüne çıkartmış oldu. Şöyle ki aslında normalde kendisi de yine aynı şekilde kurmaylık sınavına bir soru hırsızlığıyla giren isimlerden bir tanesi. Bunu da itiraf etti zaten ve bakıldı ki normalde gittikleri her görev yerinde yeni bir mahrem imam atanmasına rağmen Serdar Atasoy'da böylesi bir yol izlenmemişti. Onun 1995'ten günümüze kadar sadece tek bir tane imamı oldu ve bütün iletişimini de onunla kurdu. Hatta HTS kayıtlarına bakıldığında yine oldukça temizdi, herhangi bir ize rastlanılmadı. Çünkü söz konusu imamla bazı bilgileri ortak vermişti ve bu kapsamda sadece yüz yüze görüştüğü de anlaşıldı. Hatta önemli hususlardan, detaylardan bir tanesi de değişen tüm teknolojiye rağmen, gelişen haberleşme araçlarına rağmen Serdar Atasoy sabit hattı kullanmaktan hiç vazgeçmedi. Dolayısıyla bu da kafalarda zaten bir soru işareti yaratmıştı. Eğer ankesörlü telefon soruşturması, diğer bir de işte sabit hatlarla ilgili telefon soruşturması olmasaydı belki de Serdar Atasoy uzun bir süre daha kaçmaya devam edecekti. Ancak şu an itibariyle yakalandı ve örgüte dair çok önemli isimleri de kendisi hem deşifre etti hem de başsavcılıkla paylaştı. Adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ama hala şu soruyu sormaya devam ediyoruz. Serdar Atasoy bu kadar zaman kaçmayı nasıl başarabildi? Soruşturma derinleştikçe elbette ki bu soruda kendine daha net bir yanıt bulacak gibi gözüküyor. Rüya Akkuş'a teşekkür ediyoruz ve önemli bir başlıkla daha devam edeceğiz. FETÖ'den yargılanan 169 eski yüksek yargı üyesi hapis cezasına çarptırıldı. Şimdi bu konuyla ilgili ayrıntıları hemen aktaralım sizlere. FETÖ'nün kumpas davaları olarak bilinen Balyoz, Ergenekon, Devrimci Karargah, Oda TV, Poyrazköy, Kurtoğlu, Zirve Yayın Evi ve futbolda Şike gibi soruşturma ve davalarda görev alan isimlerin yanı sıra talimatla örgütün stratejisi ve amaçları doğrultusunda karar veren yüksek yargıçlar heyet önünde hesap verdi. 169'u hapis cezasına çarptırıldı ve onu da beraat etti değerli izleyenler ve dinleyenler. Devam edelim şimdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından şimdi yeni anayasanın nasıl yapılacağı, nelerin değişeceği ve en önemlisi de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dokunulup dokunulmayacağı tartışılıyor. Yeni anayasa hayata geçirilebilirse millet iradesiyle yapılmış ilk sivil anayasa olacak ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tartışmaya açılmayacak. Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan çağrıyı yaptı. Yeni anayasa başkentte siyasetin bir numaralı gündem maddesi oldu. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bu konuda bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz. Merak edilense yeni anayasanın nasıl yapılacağı, nelerin değişeceği ve en önemlisi de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dokunulup dokunulmayacağı. Yeni anayasa hayata geçirilebilirse önceki anayasaların aksine millet iradesiyle yapılmış ilk sivil anayasa olacak. Giriş bölümünden maddelerine kadar her şey bu sivil ve millet iradesine dayanan yönünü ortaya koyacak. Bu çalışmanın milletin gözü önünde ve onun temsilcilerinin tamamının katılımıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi, ortaya çıkan metnin de mutlaka milletin takdirine sunulması gerekir. Yeni anayasa önerisinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tartışmaya açılmayacak. Tam tersine eski sistemden kalan bazı uygulamalar bu sisteme göre yeniden düzenlenecek. Kurumların konumu ve kurumlar arasındaki ilişkiler buna göre yeniden inşa edilecek. Tabii bu anayasa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başta olmak üzere ülkemize kazandırdığımız tarihi atılımların üzerinde inşa edilecektir. Yeni sistemin uygulanmasıyla ortaya çıkan bazı ihtiyaçlara ilişkin maddeler de yeni anayasa çalışmasında ele alınacak. Bunlar arasında Cumhurbaşkanı'nın bazı konularda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa teklifi hazırlayıp sunabilmesi de yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim yetkisinin belli konularda artırılması gündeme gelebilecek. Bakanların belli aralıklarla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip ilgili komisyonlara çalışmaları ile ilgili bilgi sunması, yazılı soru önergelerinin fonksiyonunun artırılması da değerlendirilen konular arasında. İfade etmek isterim. Anayasa Mahkemesi, yüksek yargı, yargının bağımsızlığının güvence altına alınması yeni hükümet sistemine göre yeniden dizayn edilebilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanlığı'nda briefing aldıktan sonra başkanlık dönemindeki ilk dış politika mesajlarını verdi. Rusya'ya yönelik sert ifadeler kullandı ve Yemen'de Suudi Arabistan'a verilen askeri desteğin durdurulduğunu da açıkladı. Amerika geri döndü. Amerika geri döndü. Diplomasi geri döndü. Amerikan Başkanı Joe Biden dış politikaya dair ilk mesajlarını verdi. Biden'ın hedefinde Rusya ve Çin vardı. Biden, Rusya'nın agresif eylemleri karşısında Amerika'nın boyun eğme dönemi sona erdi dedi ve Moskova'nın meydan okumalarının farkındayız ifadesini kullandı. Rus muhalif lidere verilen hapis cezası da Amerikan Başkanı'nın gündemindeydi. Başkan Biden, Rusya'nın Navalny'yi koşulsuz olarak hemen serbest bırakmasını istedi. Joe Biden, Amerika'nın Yemen'de Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği durdurdu. Yemen'deki savaş sona ermeli dedi. Biden konuşmasında müttefiklerle daha yakın ilişki içinde olunacak mesajı da verdi. Biden, Trump döneminde alınan Almanya'daki askerleri geri çekme kararını ise durdurdu. Belçika'da bir mahkeme Fransa'daki muhalif İranlıların 2018'de yaptığı toplantıya bombalı saldırı planlamak suçlamasıyla yargılanan İranlı diplomat Asadullah Asadi'yi 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar diplomatik krize neden oldu. Bu konunun ayrıntılarını A Haber muhabiri Ekber Karabağ'dan alacağız şimdi. Ekber. Evet Pelin, sizin de belirttiğiniz üzere İranlı diplomat Esadullah Esedi için Belçika Mahkemesi 20 yıl hapis cezası verdi ve buna gerekçe olarak da 2018 yılında muhalif Halkın Mücahitleri Örgütü'nün Paris'te düzenlediği bir toplantıya bombalı bir saldırı eylemi düzenlemek gerekçesi gösterildi. Esadullah Esedi aynı zamanda Belçika vatandaşı olan İranlı bir çift için bomba temin etmekle suçlanıyordu. Aslında Esedi Viyana'da görevliydi. İran Büyükelçiliğinin 3. sekreteriydi. Ancak Almanya'da yakalanmıştı. Fakat olay yeri ve planlama yeri Belçika'da olduğundan dolayı Belçika'da yargılandı ve Belçika'ya iadesi yapılmıştı. Aslında bu dava İran açısından bir ilk. İlk kez İranlı bir diplomat Avrupa ülkeleri topraklarında terör suçundan dolayı ceza almış oluyor. İran ise suçlamaları tamamıyla reddettiğini bildirdi ve özellikle söz konusu bu diplomatın diplomatik dokunulmazlığına dikkat çekti. İran dışı İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı bir açıklamada Esadullah Esedi'nin tutuklanması, yargı süreci hakkında verilen ceza
cezanın yasa dışı olduğu uluslararası hukuka ve özellikle 1961 yılındaki diplomatik ilişkiler Viyana Sözleşmesi'ne tamamıyla aykırı bir eylem olduğu ifade edildi ve İran'ın hiçbir şekilde bu kararı tanımayacağı belirtildi. Şimdi esas soru şu, İran bu Avrupa'nın bu adımına karşılık nasıl bir misillemede bulunacak? Türkiye'nin nüfusu dün açıklanmıştı. Şimdi ayrıntılarına sizlerle birlikte bakacağız. Türkiye nüfusu 83,6 milyonu geçmiş durumda. 2020'de bir önceki yıla göre 459.365 kişi arttı vurgusunu yapmış olalım ve en fazla nüfusa sahip olan illeri aktaralım hemen sizlere. İstanbul 15 milyon, Bursa 3 milyon, İzmir 4 milyon, Ankara 5 milyon ve Antalya'da 2 milyon 548.308 kişiyi görüyoruz. Peki en az nüfusa sahip iller nerelerdi? Hemen onlara da bakalım. Gümüşhane, Tunceli, Kilis, Bayburt ve Ardahan'ı görüyoruz en az nüfusa sahip olan illerde. Peki kadın ve erkek nüfus oranına hemen bakalım bu toplamdan yüzdesine. %50,1 erkek nüfusu oluşturuyor. %49,9 da kadın nüfusu oluşturuyor 83,6 milyonun içerisinde. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranına baktığımızda 2019 yılında %92,8, 2020 yılında ise %93 rakamını görüyoruz. Ve yıllık nüfus artış hızına baktığımızda 2018 yılına gittiğimizde %14,7, 2019 yılında %13,9 ve 2020 yılına geldiğimizde %5,5 yıllık nüfus artış hızı değerli izleyenler ve dinleyenler. Devam ediyoruz şimdi. Türkiye'nin en kalabalık illerinden ve cazibe merkezlerinden olan İstanbul en fazla göç alan illerden biriydi. Ancak pandemi döneminde göç veren il haline geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verilerine göre İstanbul'un nüfusu 56.815 kişi azaldı. Pandemi geldi, İstanbul'un nüfusu azaldı. Bu pandemiye bağlıyorum. Evet, bundan dolayı herkes memleketine gitmiş olabilir diye düşünüyorum. Türkiye'nin toplam nüfusu 83.614.362. İl sıralamalarında ise 15.462.452 nüfusla ilk sırada İstanbul, son sırada ise 81.910 nüfusla Bayburt yer alıyor. Yıllardır göç alan mega kent İstanbul, pandemi döneminde göç veren il haline geldi. İstanbullular kalabalık şehirlerden Anadolu'nun daha sakin bölgelerine göç etmeye başladı. İstanbul'un nüfusu 56.815 kişi azaldı ama İstanbul hala da Türkiye'nin en kalabalık kenti. Tüm Türkiye'de kilometre kareye 109 kişi düşerken İstanbul'da kilometre kareye 2.976 kişi düşüyor. Hastalıklar çoğaldı. İnsanlar genelde köy taraflarına falan kaçmaya başladı. İnsanların keyfine düşkün olduğu için doğaya kaçtıklarından dolayı düşünüyorum. Bunun birçok sebebi olabilir. Ekonomik sebepleri olabilir. Şehrin nüfus artışın sebebi olabilir. Trafik sebebi olabilir. İnsanlar radikal karar alarak daha sakin şehirlere göç ediyorlar. Buradan çok göç eden arkadaşlarım var. İstanbul Sarıyer'de oyun oynarken ayağını darbukaya sıkıştıran 3,5 yaşındaki Neşet Ayaz Erkartal'ın yardımına İtfaiye ekipleri yetişti. Abi sıkıştı ya. 3,5 yaşındaki çocuk ayağını darbukaya sıkıştırdı. Yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Aha çıktı. Abi. Görüntüler İstanbul Sarıyer'den. Abi sıkıştı ya. 3,5 yaşındaki Neşet Ayaz Erkartal oyun oynarken ayağını darbukaya sıkıştırdı. Yani ben dışarıda çamaşır asmaya çıkmıştım. Oyun oynamak için herhalde dedim istedi. Verdim ben de eline davrukasını ama geldiğimde baktım Ayaz'ın ayağındaydı. Davruka elinde değildi yani. Minik Neşet'in annesi darbukayı çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Son çare itfaiye ekiplerine haber verdi. Bir 15-20 dakika evde ben bayağı bir uğraştım. Sonra korktum. İtfaiye ekiplerini çağırmak zorunda kaldım yani. İtfaiye erlerinin çalışmasıyla küçük çocuğun ayağı sıkıştığı yerden çıkarıldı. Aha çıktı. Aa, bitti.
Rusya'da anne ile 5 aylık bebeği yolda yürüdüğü sırada evinin balkonundan bakan bir kişi bebeğin üzerine düştü. Bebek ve düşen kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Balkondan bakıyordu, 7. kattan bebek arabasının üstüne düştü. Rusya'nın Voronej kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir anne kaldırımda ilerliyordu. Yolun karşısına geçmek istediği esnada 5 aylık bebeğinin üstüne onlarca metre yükseklikten biri düştü. Olayın ardından şoka giren kadın bebeğini kucağına aldı. 5 aylık bebeğin ambulansta, 7. kattan düşen kişinin ise hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu. Çin'de havai fişek yüklü bir nakliye kamyonu otoyolda giderken kaza yaptı. Devrilen kamyondaki havai fişekler bir anda patlamaya başladı. Otoyolu savaş alanına çeviren havai fişekler bir kişinin yaralanmasına neden olurken o tehlikeli anlar bakın nasıl kayda geçti. Çin'de bir nakliye kamyonu otoyolda kaza yaptı, devrildi. Devrilen kamyonun içindeki havai fişekler ise aniden patlamaya başladı. Görüntü Çin'in Zhuhang özerk bölgesindeki Baise şehrinde kayda geçti. Otoyolda devrilen nakliye kamyonu havai fişek yüklüydü. Havai fişekler aniden patlamaya başladı. Otoyoldan geçen diğer araçlar tehlikeyi son anda atlattı. Polis, itfaiye ve acil kurtarma ekipleri operasyona başladı. Kaza ucuz atlatılırken patlayan havai fişekler bir kişiyi yaraladı. Ve iş yerlerimizde biz farkında olmadan elektrik harcayan cihazlar bulunuyor. Buna da hayalet tüketim deniyor. Birkaç basit alışkanlıkla elektrik faturanızı düşürebilirsiniz. İşte tasarrufun püf noktaları. Kapatılmayan tüm cihazlar, prizden çekilmeyen fişler. Bunlar hayalet tüketime sebep oluyor. Hayalet tüketim nedir biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum. Hayır, bilmiyorum. İlk defa duydum. Aslında hayalet dediğimiz, yani farkında olmadan harcadığınız enerjiye bu tabiri kullanıyoruz. Stand by diye de bir tanım vardır. Yani fişte takılı olan, siz aslında kullanmasanız bile o anda enerji tüketiyor olan cihazların tükettiği enerjiyi aslında söyleniyor bu. Örneğin televizyonunuzu izledikten sonra sadece kumandadan değil de cihazın kendisinden veya prizden kapatırsanız hayalet tüketimi engellemiş olursunuz. Standby dediğimiz ya da hayalet kullanım dediğimiz tüketimi aslında şöyle bir örnekle de açıklayabiliriz. Burada görmüş olduğunuz aslında bir modem var evlerde ya da televizyon alıcıları da aynı şekilde. Gördüğünüz gibi bunları televizyonda dahil olmak üzere düğmeli çoklu bir prizle kontrol ederseniz geceleyin ya da hafta sonu evde değilsiniz, geceleyin yattınız. O zaman bu hayalet tüketimi nasıl sonlandıracaksınız? İşte çoklu prizdeki düğmeye bastığınız takdirde tüm elektriği tek seferde kesebiliyorsunuz. Şu şekilde bir müdahale aslında size yılda %3 tasarruf sağlatabilir televizyon ve diğer elektronik ekipmanlarda. Peki bunların tükettiğini nereden anlayacağız? Orada da tavsiyemiz TV alıcılar ve modemlerin üzerine aslında elinizi yaklaştırın. Yaydığı ısıyı göreceksiniz. Eğer sıcaksa bu sizin boşa giden elektriğiniz demektir. Onun için bir an önce önlem almak lazım. Bazen kumandadan bıraktığımız oluyor ama sadece televizyona. Televizyon mesela kırmızı ışık yanıyor ya. Hani fişten çekilmesi gerekiyormuş. Öyle mi? Peki evde elektrik tasarrufunu sağlamanın yolları neler? Evlerde 24 saat 365 gün çalışan ağır işçi buzdolapları. Buzdolaplarının tükettiği elektrik çok fazla oluyor. Özellikle dikkat edeceğiz. Birincisi A+++ dediğimiz yüksek verimli buzdolaplarının tükettiği enerji 15 ila 20 yıllık bir buzdolabına göre yılda 400 ila 450 lira fark eder. Cebinizde kalır. Onun için yüksek verimli beyaz eşyalar ve buzdolaplar alalım. İkincisi buzdolaplarımız direkt güneş ışığına maruz kalmayacak.
Eğer direkt güneş ışığına maruz bırakırsanız bir taraftan soğutuyorken bir taraftan da ısıtıyorsunuz manasına gelir ve enerji kaybedersiniz. Buzdolaplarında dondurucudan olduğunuz gıdaları eğer çözdürmek için dışarıda değil de aşağı tarafa alıp koyarsanız böylelikle aslında üst taraftaki ürünün soğutma enerjisinden istifade etmiş ve böylece elektrikten tasarruf etmiş olursunuz. Direkt dışarıya çıkartmayalım dondurucudaki ürünleri. Kapağı çok fazla açıp kapatmayacağız. Açtığınız anda bir soğukluk hissederseniz ciddi enerji kaybıdır. Evlerde yapılan en sık yanlışlardan biri de bu şekilde buzdolabının etrafında yeterli boşluğu bırakmamak. Çünkü bu durum hava akışını engelleyerek buzdolabının daha fazla enerji harcamasına sebep oluyor. Buzdolaplarından sonra ise çamaşır makineleri ve kurutma makineleri geliyor. Fakat burada kurutma makinesini özellikle ön sıraya alıyorum. Eşyalarınızın yani giysilerin üzerindeki suyu buharlaştırdığınız için çok ciddi elektrik sarfiyatınız olur. Kurutma makineleri bir elektrik canavarıdır diyebiliriz. Onun için evlerde eğer imkan varsa kıyafetlerinizi önce doğal olarak kurutmaya çalışın. Daha sonra zorunluysa kurutma makinesiyle kurutabilirsiniz. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin öldüğü, 180 kişinin de yaralandığı uçak kazasının bugün yıl dönümü. Peki tam bir yıl önce neler yaşanmıştı? Kaza soruşturmasının detaylarında neler var? Kaza yerinden ilk canlı yayını gerçekleştiren A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır yine olay yerinden karşımızda. Ramazan. Evet, bir yıl önce tam da bu noktada meydana gelmişti o üzücü kaza ve 3 kişi hayatını kaybetmişti. Biz o gün A Haber ekibi olarak bu noktaya ulaştığımızda inanılmaz bir koşuşturmanın olduğunu görmüştük. Gecenin karanlığını itfaiye, polis ve ambulansların ışıkları aydınlatıyor ve siren sesleri her tarafta yankılanıyordu. Pegasus Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı pistten çıkıp 3'e bölünmüştü bu noktada ve tam anlamıyla bir can pazarı yaşanmıştı. Olay yerine geldiğimizde itfaiye ekipleri tedbir amaçlı soğutma çalışması yaparken bir yandan da kurtarma ekipleri içerideki yaralı yolcuları çıkarmaya çalışıyorlardı. Ve çıkarılan yolcular da çok hızlı bir şekilde etraftaki çevredeki hastanelere yetiştirilmeye çalışılıyordu. 3 kişi hayatını kaybetti maalesef. 180 kişi de yaralanmıştı. 177'si yolcu, 6'sı mürettebat. 183 yolcu bulunuyordu. Uçağın içerisinde 183 kişi bulunuyordu. Tabii kazanın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 4 kişi ve 1 kurum kazanın oluşumundan sorumlu olduğu ortaya çıktı bilirkişi raporuyla. Bilirkişi raporunda asli kusurlu olarak uçağın pilotu gösterildi. Yardımcı pilotsa tali kusurlu olarak anlatıldı bilirkişi raporunda. Yine Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanı'ndaki, Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'ndaki kulelerdeki 2 kişi de sorumlu olarak gösterildi. Havaalanı işletmesi de yine sorumlu olarak gösterilen birimlerdendi. İşte tam bu noktada bir yıl önce o feci kaza yaşanmıştı. 3'e bölünen uçaktan yolcular yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. O üzücü kazanın üzerinden bugün tam bir yıl geçti. Ajans bugünü noktalıyoruz. Pazartesi saatler 9'u gösterdiğinde yeniden buluşacağız ama saat başında Banu Ey sizlerle birlikte olacak. Yeni gelişmeleri aktaracak. Mutlu hafta sonları.